Günaydın, saatlerimiz 9.30'u gösteriyor. Para Politik'le karşınızdayız. Bugün 27 Eylül Cuma, haftayı tamamlıyoruz. Türkiye ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri aktaracağız ve konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama öncelikle finansal piyasalar diyelim. Yeni güne başlarken finansal piyasalardaki son duruma, son tabloya bakalım. Borsayla başlayalım. Borsa İstanbul 100 Endeksi dün günü 9.827 puan seviyesinden tamamladı. %0,62'lik kayıpla. Dolar TL ise yeni günü 34.18 seviyesinden başlıyor. Euro TL ise 38.23 seviyesinde. Gram altın ise 2.932 lira seviyesinde yükselmiş durumda. Rekor tazelemeye devam ediyor altın. Hem gram altın hem de ons. Onsa baktığımızda da 2.668 dolar seviyesini görüyoruz. Ve Brent ham petrolün varil fiyatı da 71 dolar seviyesinden işlem görüyor yeni güne başlarken. Veri takvimine bakalım. Bugün itibariyle hem içeride haftayı tamamlarken hem içeride hem de dışarıda hangi verileri takip edeceğiz ona hızlıca bakalım. İçeride ekonomik güven endeksi ve dış ticaret verilerini takip edeceğiz. Diğer yandan dışarıya baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri'nde Michigan Tüketici Güven Endeksi önemli olacak piyasalar açısından. Ve piyasaların odağındaki gündem başlıklarına da hızlıca göz atalım. Yeni güne başlarken finansal piyasaların gündeminde hangi başlıklar var, piyasaları hangi veriler, hangi açıklamalar etkiliyor ona da hızlıca bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmış olduğu ziyaret sırasında gazetecilere yapmış olduğu açıklamalar var. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair de yanıtları oldu. Vatandaşımız enflasyondaki gerilemeyi daha hızlı hissedecek dedi. Bakan Şimşek'in de açıklamaları var. Rezerv yeterliliğimiz uluslararası tanıma göre eşik seviyeyi aştı açıklamasında bulundu. Rezervlerdeki rekor artış devam ediyor. Merkez Bankası beklentiler ve fiyatlama davranışları risk oluşturmaya devam ediyor. Bir önceki gün enflasyon beklentileri anketini yayınlamıştı Merkez Bankası. Özellikle de hane halkı hala %70'in üzerinde. Reel sektörün beklentisi de hala %50'nin üzerinde. Gelecek 12 ay sonraki enflasyon beklentisi. Kur korumalı mevduatta düşüş devam ediyor. 20 Eylül haftasında 30,4 milyar liralık düşüş gerçekleşti. Kredi kartı borçlarında hem Merkez Bankası'ndan hem de BDDK'dan yeni güne başlarken aslında eş güdümlü olarak önemli bir adım geldi. Kredi kartı borçlarında 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirildi. Bir yandan da Merkez Bankası kredi kartı borcuna göre faiz uygulanabileceğine yönelik de bir açıklaması oldu. Hem BDDK'dan hem de Merkez Bankası'ndan kredi kartı borçlarına ilişkin önemli bir açıklama gelmiş oldu. Evet, Merkez Bankası'nın rezervleriyle devam edelim. Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırmaya devam ediyor. 20 Eylül haftasında 2 milyar dolar artarak 156,4 milyar dolara ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezerv yeterliliğinin uluslararası eşik seviyesini aştığını bildirdi. Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor. Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Verilere göre rezervler 20 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2,8 milyar dolar artarak 156,4 milyar dolara çıktı. Böylece tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Swap hariç net rezervlerde 5,5 yılın zirvesi olan 29,9 milyar dolara yükseldi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezerv yeterliliğinin uluslararası tanıma göre eşik seviyesini aştığını belirtti. Programımız sayesinde azalan cari açık ve artan rezervler, risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor, dedi. Öte yandan kur korumalı mevduatlarda da düşüş ivmesi yeniden hızlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 20 Eylül haftasında KKM'deki toplam tutar 30,4 milyar lira düşüşle 1,53 trilyon liraya indi. Böylece kur korumalı mevduatlarda son bir ayın en hızlı düşüşü görüldü. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise aynı haftada 2 milyar doların üzerinde artış gösterdi. Gerçek kişilerin döviz mevduatları yarım milyon dolar artarak 106 milyar dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1,5 milyar dolar artışla 66 milyar doların üzerine çıktı. Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılarsa hissede yeniden alıma geçti.
20 Eylül haftasında 96 milyon dolar net hisse alışı yaptı. Yurtdışı yerleşiklerin devlet iç borçlanma senedi alımları da 1 milyar 583 milyon dolar oldu. Evet, yeni güne başlarken finansal piyasalara dair değerlendirme yapacağız. İstanbul stüdyomuzda konuğumuz sermaye piyasaları danışmanı Yunus Kaya. Günaydın, hoş geldiniz Yunus Bey yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Öncelikle Merkez Bankası ve BDDK'nın atmış olduğu bu eşgüdümlü kararla isterseniz başlayalım. Bir yandan BDDK kredi kartı borçlarında 60 aya kadar varan bir yapılandırma imkanı sundu. Merkez Bankası da burada borç limitine göre, aslında borcun miktarına göre bir faiz uygulamasını devreye alıyor. Hem Merkez Bankası hem de BDDK'dan eşgüdümlü olarak, aynı zamanda eş zamanlı olarak böyle bir kararın gelmiş olması bize ne anlatıyor? Neden böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu sizce? Bunun bir adım öncesi geçen hafta olmuştu. Orada da Merkez Bankası'nın kararının arkasında hemen BDDK'nın kararı arkasında hemen Merkez Bankası'nın kararı gelmişti. Hı. Orada ne yapmışlardı? Bankaların limitlerinde doğulan hesaplamada tüketici kredilerini dışarı çıkardılar. Böylece bankaların daha fazla tüketici kredisi vermesinin önünü açtılar. Bu ne demek? Türkiye halkının son dönemde enflasyon nedeniyle biraz zorlandığı, paranın dönüşüm hızının azaldığı, paraya ulaşmanın zorlandığı, borç alacak ilişkilerinin zorlandığı bir dönemden geçtiğimiz dikkate alındığında, insanların ellerinin rahatlatılması, paraya ulaşımın kolaylaştırılması, maliyetinin de düşürülmesi. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası hala daha gösterge faizini %50'de tutuyor. Ancak şimdi paraya ulaşmanın kolaylaştırılırken maliyetin hala yüksek olması biraz zor olacaktı. Şirketler için bu devam ediyor ama bireyler için son gelen hamlelerle beraber bunun kolaylaştırılacağını görüyoruz. Muhtemelen. Yani biraz sıkı para politikasının, faizin geldiği seviyenin aslında orta ve dar gelirli üzerinde neden olduğu o negatif etkileri biraz daha hafifletmeyi amaçlayan kararlardı diyebilir miyiz? Tabii. Şimdi bu geçen haftaki düzenlemeyle tüketici kredilerinin önümüzdeki dönemde daha çok artacağını öngörüyorduk. Bugün gelen düzenlemeyle kredi kartları bölümünde yapılan bir düzenleme yapılmış oldu. Ve bu sayede özellikle ne deniyor? Bir ay gecikmişse diyor, bir ay geciken tüm kredi kartlarını 5 yıl vadeye yayabilirsiniz diyor. Ve bunun faizini de Merkez Bankası düzenlemesiyle mevcut faizin çok altında bir faiz, %3'lü bir rakam seviyesinde tutuyor aylık düzenleme için. Bu da kredi kartı sahiplerini, gecikmekte olan kredi kartı sahiplerini rahatlatacaktır. Asgari ödemenin üzerine konulacak taksitler. Böylece ödeme gücü daha da artacaktır. Bunun bir öteki tarafı da bankalarda sorunlu tüketici kredilerinden kurtulmuş olacaklar. Vadiye yayılmış olacaklar. Bu da her iki tarafı rahatlatacak bir unsur olacak. Ama bunu genişlemeci bir adım olarak değerlendirmememiz gerekir, değil mi? Yani kesin şimdi bu şekilde değerlendirmelerde olacaktır. Ama farkı nedir? Şu anda bir miktar genişlemeci olabilir ama asıl amacı sorunu pansuman yapmak aslında. Çünkü iki haftadır yapılan hamlelerle demek ki gelen şikayetler, gelen talepler bu yönde olduğu için. Bir de veriler var herhalde. Evet, yani piyasayı da bozmadan, biz genişlemeci hamle yapmadan, Merkez Bankası faizi indirmeden nasıl bu sorunları çözeriz diye düşünülmüş. Adım adım uygulamaya geçilmiş. Önce limitler açılmış, arkasından kredi kartları yapılandırmasının önü açıldı. Sonra bunun faizleri düşük tutuldu. Bu şekilde piyasayı biraz rahatlatıyorlar. Şöyle de bir durum var. Türkiye'de kredi kartı kullanıcı sayısının 20 milyondan fazla olduğunu düşünelim. Ya yani burada herkesin sorunlu olduğunu değil. Dolayısıyla bu genele yayın genişlemeci politika değil, sorunlu olan tarafa bir müdahale olarak algılamak daha doğru olur. Peki. Biraz borsaya bakalım mı? Yani borsa tarafında biz bir türlü 10 bin seviyesinin üzerinde kalıcılık göremiyoruz. Yani 5 Ağustos'tan itibaren başlayan bir süreç aslında. 5 Ağustos'ta bütün küresel piyasalarda çok sert bir satış dalgası yaşanmıştı. Ama sonrasında dünya piyasalarında hızlı bir toparlanma gördük. Fakat Borsa İstanbul tarafında göremedik. Hala o cılız toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Bir türlü 10 bin seviyesinin üzerinde kalıcılık seyredemiyor. Dün bir miktar 10 binin üzerine çıktı aslında. Ama hemen yine kar satışlarının yaşandığını gördük. Yani her yükseliş bu sefer kar satışları olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Bir dönem tam tersiydi. Her düşüş alım fırsatı olarak değerlendiriliyordu. Şimdi de tam tersi. Her yükseliş kar satışı olarak değerlendiriliyor. Neden biz güçlü bir toparlanma göremiyoruz Borsa İstanbul tarafında? Evet, bu güzel soru. Çünkü tahvil tarafında mükemmel performans var.
yılbaşından beri 15 milyar dolar para girişi var. Borsaya para giren sıfır. Çünkü yılın ilk aylarında 3 milyar dolara yakın bir para girişi olmuştu. Son 4 ayda 3 milyar dolar çıkış oldu. Dolayısıyla gelen para da gitmiş gibi oldu. Kârını aldı gitti gibi gözüküyor. Hı hı. Yeni para girişinin olması lazım. Bunu henüz borsada imkanlar sağlamamış gözüküyor. Aslında yurt dışına baktığımız zaman Avrupa'da, Amerika'da borsaların rekor kırdığı bir dönemden geçiyoruz. Biz de yılın ilk 6 ayında iyiydik. Yani ilk 6 ay sonunda Borsa İstanbul %45 artmıştı BIST 100 endeksi. Banka endeksi %65-70 civarında artış sergilemişti. Teknoloji %80 civarında artış sergilemişti. Fakat bakıyoruz ki o zamandan beri geri çekilme var. Bunun başlangıcını da şurası alabiliriz. 18 Temmuz borsanın son rekor kırdığı gün, 19 Temmuz'da da Moody's'in iki kademe not artışı geldi. Yani o beklentiyi satın almıştı piyasalar. O beklentiden sonra satışlar geldi. Bir daha da toparlayamadık gibi gözüküyor. Az önce bahsettiğiniz 5 Ağustos tarihindeki o kara pazartesi gibi günde Japonya %12 düşerken biz %5'ten fazla düşmüştük. Evet. Japonya orayı toparladı, artıya geçti. Diğer bütün borsalar toparladı. Fakat biz bir türlü toparlayamadık. O da bizim kusurumuz kaldı. 10.500 seviyesini geçemediğimiz sürece o açığı da kapatamamış olacağız. Önümüzdeki günlerde geçmeyi umut ederiz ama yabancısız zor oluyor. Yabancılar bir türlü gelmiyorlar. Merkez Bankası'nın dün açıkladığı veriye göre önceki hafta biraz para girişi olmuş borsaya ama yani kaç hafta, 7 hafta çıkıyor, bir hafta giriyor. O bir türlü trende dönüşmedi. Trende dönüşmesini de belki Ekim ayından itibaren öngörebiliriz. Çünkü bizde şöyle bir sorun var. Türkiye ekonomisi enflasyonu yenebilmek için ciddi kararlar aldı ve bunu uyguladı. Uygularken de ülke biraz ekonomik olarak yavaşladı. Az önce söylediğimiz gibi paraya erişim zorlaştı, paranın maliyeti arttı. Dolayısıyla bunun şirketlere yansıması da oldu, tüketim kısıldığı için. Birinci çeyrek bilançolar kötü gelmişti enflasyon muhasebesiyle beraber. İkinci çeyrek bilançoları daha kötü geldi. Şirketlerin performansları çok da cazip değil. Gelen bilançolar bunun itici güç olmadı. Üçüncü, dördüncü çeyrekten itibaren toparlanmanın gelmesini öngörebiliriz. Ekonominin canlanması başlaması, son alınan kararların buna da yansıması olacaktır muhtemelen. Bizim de borsa bunu 6-7 ay öncesinden genelde fiyatlar. Dolayısıyla bizim Ekim-Kasım'dan itibaren yeni bir yükseliş temposuna girmesini öngörebiliriz temel olarak. Evet ama bu yükseliş trendini de doğru biraz yorumlamamız gerekiyor galiba değil mi? Bir dönem yani işte bir sene öncesine kadar aslında 2-3 yıl devam eden borsada ne alırsak kâr ederiz. Ne alırsak yükselir dönemi vardı. Şimdi bu eğer tekrardan böyle bir sürece gireceksek bu her sektör ve o sektörlerin içerisinde de her şirket için aynı şeyin geçerli olmayacağı bir süreç galiba değil mi? Yani yatırımcıların daha dikkatli olması gereken sektör bazında, şirket bazında değerlendirmeleri daha ayrıntılı yapmaları gereken bir sürece mi giriyoruz acaba? Tabii. Bunu hemen hemen her sektörde görüyoruz verilerden de. Mesela bankacılık endeksi çok gitti dönüyor. Bakıyorsun bankacılık endeksinde 3 hisse %0 ile %10 arasında getiri sağlarken 2-3 hisse %100'e yakın getiri sağlamış. Bakıyorsunuz diyor başka sektörlerden örnek veriyorlar. Sanayiden örnek veriyorlar. Başka teknolojiden örnek verildiği zaman her sektörün içerisinde öne çıkanlar ve geride kalanlar oluyor. Dolayısıyla direkt bir sektöre abanmak yerine diyelim sektör içerisinde tercihler yapmak, onun hikayesine bakmak, onun mali performansına bakmak daha doğru olabilir. Aşırı borçlu olanlar enflasyon muhasebesi döneminde mesela cazibelerini biraz arttırmış gözüküyorlar. Ama 2026 yılında enflasyonun %20'nin altına indiği bir dönemde enflasyon muhasebesi olmayacak. Normal muhasebeye geçildiği dönemde bu sefer borçluların daha çok gözden düşeceği bir dönem olabilecek. Gelecek dönemde buna dikkat etmekte fayda olabilir. Yatırımcılar kararlarını verirken tek bir unsura değil, birkaç unsura bakarak dikkat etmesi daha iyi olur. Borsa biraz da faiz indirim sinyalini mi bekliyor acaba? Bu hikaye olabilir çünkü hikayesiz bir döneme girdik. Evet, bir hikaye arayışı var borsada. İşte az önce söylediğimiz gibi 18 Temmuz'da Moody's'in not arttırımı iki kademe birden güzel bir hikayeydi. O döneme kadar rekorumuzu sürdürmüştük yılbaşında. Ama sonrasında yine not artışları geliyor. Hatta not artışlarının devam edeceğine yönelik açıklama geliyor. Mesela S&P'den olduğu gibi. Yani not artışları normalde borsa üzerinde bir hikaye oluşturur. Güçlü bir hikaye oluşturur. Ama şu anda o hikayeyi oluşturamadığını görüyoruz. Evet. Türkiye açısından iyi ama borsaya hemen bir günlük, iki günlük olarak bakmamak lazım.
Yani şimdi bile baksanız yılbaşından beri borsa yine artı. Enflasyonun kadar kazandırılmış gibi neredeyse. Yıl sonu enflasyonunu biz de %40-45 arasında bekliyoruz. BIST 100 endeksi şurada %10 yükselse yıllık enflasyon kadar kazandırmış olacak ki 6. ay itibariyle zaten yıllık enflasyonu kazandırmıştı. Getiriyi sağlamıştı. Sonra patinaj yapmaya başladı. Borsada yine her yılın sonunda bir rally olur genelde. Son 4 yıldır da oluyordu. Noel Baba rallisi diyoruz ama daha erken başlıyor. Ekim'de başlıyor. Kasım Aralık'ta devam ediyor. İyimserlik yine bu sene de olma ihtimali var. Yurt dışı piyasalar da bunu bozacak gibi durmuyor. Dolayısıyla biz hem bu geleneksel yükselişten hem ekonomide toparlanma beklentisiyle iyimserliğimizi koruyabiliriz. Ha yabancı gelir gelmez. O ayrı hikaye. Gelmesi bizim piyasa için daha güçlü olur. Yeni rekorlara daha hızlı gidebiliriz. Ama yabancısız da biz yükselen trendi devam ettireceğiz mutlaka. Evet. Şimdi tabii bir yandan da bütün dünyada bir resesyon endişeleri de yaşanıyor. Yani bunun daha net yaşandığı yer aslında Çin. Resesyon demeyelim ama bir yavaşlama var ve %5'lik bir büyüme hedefleri var Çin'in. %5'lik hedefe ulaşabilmek için de çok ciddi, çok kapsamlı bir teşvik paketi açıkladılar. Peyderpey her gün yeni açıklamalar geliyor. Dün gelen açıklamada en güçlü faiz indirimlerini yapacağız dediler. Ya dünyada çok konuşulmayan ya da üstü kapalı bir şekilde bir resesyon ya da bir durgunluk endişesi mi yaşanıyor? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de 50 baz puanlık bir indirim gerçekleştirdi. Bu da çok güçlü bir indirimdi. Yani o indirim döngüsüne çok güçlü bir giriş yapmış oldu. Bunlar bize ne anlatıyor? Geciktiğini gösteriyor aslında Amerika'nın. Aslında merkez bankaları da hep gecikirler. Çünkü veriler gecikmeli geliyor. Faiz artırmakta da gecikmekle eleştirilmişti. Şimdi de indirim süreciyle mi eleştiriliyor? Evet. Çünkü Temmuz 2023'tü. Amerikan Merkez Bankası faizleri sürekli arttırarak 5.5'a getirmişti. Temmuz 2023'te TÜFE %3 gelince dediler ki biz 9'dan 3'e indirdik TÜFE'yi. Maşallah artık faizi arttırmayalım. Ekonomide istediğimiz soğumayı yarattık dediler. Ne oldu? Tam bir yıl boyunca enflasyon %3'ün altına bir daha gelmedi. Onların beklentisi, piyasanın beklentisi 2024 başlarken o 3'ün altına inerdi. Fed de faiz indirimlerine başlardı. Ama aradan bir yıl geçti. Temmuz 2024 oldu. Hala daha TÜFE %3'tü. Bu yüzden Fed de faize bir türlü indirime başlayamadı. Ama sonra öyle bir hızlı yavaşlama geldi ki şimdi bu ay bitiyor. Bir dahaki ayın 10'unda 15'inde TÜFE gelecek. Muhtemelen 2.3 gelecek. Bu da 5.5 faizin çok yüksek kaldığını gösteriyor. Evet. 5.5'la 2.3 arasındaki reel faiz çok yüksek. Amerikan ekonomisi için öldürücü boyutlara ulaşıyor. Bu ekonomiyi bir süre daha böyle devam ettirirseniz soğutalım derken hem enflasyon hem işsizlik ciddi boyutları artacaktı ki Fed'in projeksiyonunda 2026 sonuna kadar işsizlik 4.1'in üzerine geçmeyecekti. 4.3 geldi bir ay önce. Bu da dediler ki Fed bile tahmin edemiyor ne kadar ekonominin soğuyacağını. Dolayısıyla piyasa bir resesyon algısı orada artmıştı. Fed de bunun üzerine hızlı bir şekilde 50 baz puanla indirime başladı. Hemen arayı kapatmak için. Benzeri ama tersi bu sefer Çin'de var. Çin bir yıldır enflasyon düşüyor. Üfe eksiye geçti. Bu nedenle tüketimi orada kendi iç ekonomisinde canlandırmak için uğraştılar. Yetmedi. Dışarıda talep yavaşlaması olunca dışarıya satamaz oldu, yetmedi. Kapasite fazlalığı oluştu orada Çin. 2015 yılında Made in China diye bir program başlattı. 10 yıl boyunca herkes bana muhtaç olsun dedi. Gerçekten öyle oldu ama bu sefer talep dışarıda kısılınca kendi içlerinde zorlanmaya başladılar. Çin ekonomisini canlandırmak için tedbirler alması gerekiyordu. Orada Merkez Bankası faiz indirimi yaptı. Borsadan hisse alımı için Japonya Merkez Bankası gibi hamleler yapıyorlar. O gelecek. Mortgage için ekstra tedbirler alıyor. Orada yeniden faiz indirimi artı tüketiciye teşvik için satılamayan evleri belediyeler alsın diye kaynak sağlayacaklar. Bu şekilde Çin de kendi ekonomisindeki yavaşlamanın etkilerini, zorlanmanın etkilerini telafi etmeye çalışıyor. Ama bunlar hep pansuman. Yani sonucu, kaçınılmaz sonucu erteliyorlar. Evet. Kaçınılmaz sonuç nedir? Gerçekten yavaşlama, herkesin içine kapanması. Bunu erteliyorlar. Faizlerin sıfıra yaklaştığı noktaya kadar gidebilir birkaç yıl içerisinde. Ondan sonra belki canlanmalar tekrar başlayabilir ki burada şu ana unsur dikkat çekici. Sadece para politikası ile yapıldığı zaman bu işler zorlanıyor. O yüzden para politikası dışında da tedbirlere ihtiyaç oluyor. Amerika bu noktada başkanlık seçiminden sonra farklı kararlar alabilir, daha canlanabilir ama Avrupa'nın yavaşlaması daha
kaçınılmaz. Orada biraz da yapısal sorunlar evet, var. Evet, Almanya başta olmak üzere orada motor teklemeye başladı. Onun evet. daha zorlanacağını öngörebiliriz. Peki bu ortam, yani bu faiz indirim döngüsünün dünya genelinde başlamış olması Türkiye'yi nasıl etkiler? Yani bir, risk iştahını artırır mı dünyada? Yani bu borsa açısından önemli. Diğer yandan da Türkiye'nin verdiği faiz, reel faiz diğer ülkelerden çok çok daha avantajlı konuma geliyor. Bu da yabancı yatırımcının Türkiye ilgisini artırır mı? Arttırır. Daha yeni yapılan 10 yıllık tahvil ihalesinde, Eurobond ihalesinde 3 kat talep geldi. Ve Türkiye'nin risk priminin azaldığını buradan görüyoruz. Amerika'nın 10 yıllık tahvili kaç şu anda? 3.6 civarında. Biz 6.1 ile borçlandık. Yani %3'ün arasında fark kaldı. Amerikan tahvilinin üzerine bizim riskimizi koyuyoruz. Bu eskiden çok daha yüksekti. Biz 5'ler seviyesindeydik ekstra. CDS'lerin 300'ün altına gelmesiyle bu risk priminde 3'ün altına geldiğini izledik. Başarılı bir şey. Talep de geliyor. Daha da iyiye gideceğimiz. Yani daha ucuza borçlanıyoruz. Daha ucuza borçlanıyoruz. Bu. Talep var. Talep hala daha iyiye gideceğimizin sinyali bu. Bizim kredi notlarımız daha yeni artıyor. 10 yıldır düşüyorlardı. 2024'te artmaya başladık. Bismillah. Biz Yunanistan bunu yaşadı en son. Yunanistan krizden sonra çöp seviyesine düşmüştü kredi notu. Şu anda yatırım yapılabilir seviyede. Demek ki biz de geri geldik. Neredeyse D, C seviyesine kadar gidiyorduk. B-'ye düşmüştük. Şimdi B'ler bitti, tek B'ler. 2 B'lere geldik. 3-4 yıl içerisinde biz tekrar yatırım yapılabilir seviyeye gelsek dünya açıkçası şaşırmaz. Çünkü Türkiye oradan gelmişti. Bir V yapıp tekrar geri gelmiş olacak. O dönemde biraz hırpalanan sermaye piyasaları da daha canlı hale gelir. Çünkü dünyada hiçbir gelişmiş ülke yok ki gelişmiş sermaye piyasaları olmasın. Bizde de tahvil piyasası, sukuk piyasası, hisse senedi piyasası buradan nasibini alacaktır. Yabancı yatırımcılar da buna dahil. Biz tabii içeride bu faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı da çok fazla tartışılıyor. Yani Merkez Bankası cephesine baktığımızda Merkez Bankası diyor ki işte o sadece son karar metninde eksiklaştırma ifadesini kaldırdı ve o hemen bir anda bir genişlemeci adım gibi algılandı piyasa tarafından ama aslında daha az şahin tonda nitelendirilebilecek bir metindi. Yani Merkez Bankası diyor ki aslında özetle enflasyonla ilgili riskler hala canlı diyor. Ama piyasada da oluşmuş Kasım ayına ilişkin çok ciddi bir beklenti var. Bu beklentinin nedeni de biraz önce sizin de söylediğiniz Amerika'daki ya da Çin'deki riskler. Yani Türkiye'de de sıkı para politikasının reel sektör üzerinde oluşturduğu riskler var. Bu yüzden de Kasım ayına ilişkin çok ciddi bir faiz indirim beklentisi oluşmuş durumda. Tabii ilk faiz indirimi çok yüksek bir montanda başlamayacak. Çok düşük bir montanda başlayacak ama Kasım ayında başlar mı? Son yayınlamış olduğu karar metni sizce Kasım ayına işaret eden bir metin miydi? Kasım ayı öyle bir yoğun ay ki. Yani seçim, Amerikan seçimleri de var. Başında Amerika'nın toplantısı var. Hemen başlarında yine Türkiye'nin not artışı var. Standard & Poor's gözden geçirmesi. Türkiye'de mali politikalarla ilgili düzenlemeler ikinci haftada var. Dolayısıyla orada sanki bir not faiz indirimine başlamak için uygun bir ortam. Hava ve zemin şartları müsait olduğu için maça da böyle başlayabilir. Ha, oranı farklı yapabilirsin mesela. Ama 5 puan Bankası değil. Çok teknik ilerliyor. Yani diyor ki işte aylık faiz aylık enflasyonu hep dikkat çekiyor karar metninde. Bizde de fark açılıyor ama dikkat ederseniz. Tabii bizde de evet. Az önce söylediğimiz gibi Amerika'daki fark gibi bizde de açılıyor. Biz şimdi merkez 50 veriyor. Eylül'de biraz enflasyonda hafif artış bekleniyor ama Kasım enflasyonu daha düşük gelecektir. %40 ile 42 ile bitirmemiz öngörülüyor. 42 ile bitireceğin yerde 50 olursa 10 bas puan fazla veriyor olacaksın neredeyse. 8 ile 10 arasında bir faiz fazlalığın olacak. Bu da hani bunu 5 civarında tutmaya çalışırlarsa önümüzdeki Ocak ayında 40'ın altına inecek enflasyon. 38 civarına inecek enflasyon. Haziran ayında da bu sefer 30'un altına inecek. Yani 29'lu seviyeler falan gözükecek baz etkisinde faydasıyla. Bu şimdi çok bizde Amerika gibi yapma sonra 10 puan indir gibi olmasın diye baştan yavaş yavaş indirime başlanabilir. Bu piyasayı da bozmaz. Bunu FED yapıyor. 25 bas puan, 25 bas puan. Biz de 1 puan indirse kimse bir şey demez. Hem de politikası daha öngörülebilir olur. Evet, yani enflasyonu tetiklemez ama piyasada bir miktar iyimserliği de oluşturmaya başlar. Peki, çok teşekkür ederiz Yunus Bey. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Sermaye Piyasaları Danışmanı Yunus Kaya ile değerlendirmiş olduk yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri. Bir virgül koyalım şimdi, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından saat başı itibariyle yeniden karşınızda olacağız.
Tekrar merhaba. Para Politik'le karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri aktarmaya ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu bölümde konuklarımız da olacak. Gündemin başlıklarını değerlendireceğiz ama öncelikle haber özetleri diyelim. Dünden bugüne yansıyan haber başlıklarını aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri seyahati dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dezenflasyona yönelik mesajlar veren Erdoğan, vatandaşımız enflasyondaki gerilimi hissetmeye başladı. Önümüzdeki dönemde daha hızlı görecekler dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca Rusya, Çin ve Hindistan gibi güçlü ekonomilere sahip olan ekonomi örgütü BRICS'le bir diğer örgüt ASEAN'a katılım ihtimalleri bulunduğunu da söyledi. Soykırımcı İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a F-35 savaş uçaklarıyla nokta atışı hava saldırıları düzenledi. Reuters haber ajansı Hizbullah'ın İHA biriminin başı olan Muhammed Surur'un saldırılarda hayatını kaybettiğini bildirdi. Merkez Bankası'nın rezervleri rekor kırdı. 20 Eylül haftasında toplam rezervler 2 milyar dolar artarak 156,4 milyar dolara ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezerv yeterliliğinin uluslararası eşik seviyesini aştığını bildirdi. Azalan cari açık ve artan rezervlerle risk primimizi düşürürken finansal istikrarımızı güçlendiriyor dedi. BDDK bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma imkanı getirdi. Kredi kartlarında asgari ödeme oranında da değişikliğe gidildi. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun %20'si olurken 50 bin lira ve üzerinde olanlarda %40 olarak uygulanacak. Özetleri aktardık, ayrıntılarla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'da gazetecilerle yapmış olduğu söyleşinin detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde dönüşünde yurt gündemine ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, anayasa tartışmalarına bir kez daha yanıt verdi. Bizim anayasanın ilk 4 maddesiyle bir sorunumuz yok dedi. 30 Ağustos'ta verdiği iç cephe mesajının içeriği AK Parti'de kongre sürecinde devam eden değişim ve ekonomideki son durum da gündemindeydi. Yeni anayasa çalışmaları, ilk 4 madde tartışmaları, ekonomik adımlar, enflasyonla mücadele. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşte iç siyasetin öne çıkan başlıklarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Anayasanın ilk 4 maddesi üzerinden başlatılan tartışmalara son noktayı koyan Erdoğan, ilk 4 maddeyle bir sorunumuz yok dedi. Cumhur İttifakı olarak biz durduğumuz yerde kararlıyız, hazırlıklarımızı yaptık diyen Erdoğan, Türkiye'nin geleceğe yeni bir anayasayla hazırlanacağını söyledi. Muhalefetin başta bu ilk 4 madde olmak üzere bu konularda zaten herhangi bir ciddiyeti söz konusu değil. Biz Cumhur İttifakı olarak bu konuda durduğumuz yerdeyiz. Kararlıyız ve aynı kararlılıkta yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'yi geleceğe, çağın gerekliliklerine uygun, sivil, kapsayıcı, özgürlükçü yeni bir anayasa ortaya koymadan hazırlayamayız. Bizim anayasanın ilk 4 maddesiyle sorunumuz yok. Konuyu ilk 4 maddeye sıkıştırmadan biz nasıl bir anayasa yapmalıyız sorusuna odaklanmalıyız. Erdoğan, 30 Ağustos'ta verdiği iç cephe mesajının hatırlatılması üzerine, bizi biz yapan değerlerin tümüne iç cephe denir dedi. İç cephe hedeflerinin kızıl elma olduğunu dile getiren Erdoğan, biz bir bütün olarak hareket eden bir milletiz. Bu ruhumuza saldırıyorlar ancak başarılı olamayacaklar dedi. Erdoğan ayrıca, bu karanlık odakların başarılı olmasına da bu fırsatı vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin kongre sürecini de hatırlattı. Milletin seçimlerde verdiği mesajı doğru okuduk ifadelerini kullanan Erdoğan, değişimi de o mesajı yerine getirmek için gerçekleştireceğiz dedi. Erdoğan ayrıca, teğmenlerin kılıçlı yeminine ilişkin bir kez daha konuştu. Gerekli incelemelerin sürdüğünü dile getirdi. Kılıç meselesi birkaç kendini bilmesin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı. Şu anda gerek Milli Savunma Üniversitesi, gerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı, gerekse Milli Savunma Bakanımız, müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar ve bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. En kısa zamanda bu işi neticeye ulaştıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye de parantez açtı. Zor dönemleri artık geride bırakıyoruz dedi.
enflasyonla mücadele mesajını bir kez daha yineledi. Erdoğan, fırsatçılarla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Ekonomide uyguladığımız programın başarısını artık bizden çok uluslararası kuruluşlar ortaya koyuyor. Bizim şu an odaklandığımız konu milletimizi zorlayan enflasyon meselesidir. Enflasyonu dizginlemeye başladık ve kalıcı dezenflasyon sürecini başlattık. Enflasyonda anlık değil, ayakları yere sağlam basan bir gerileme görüyoruz ve bu hızlanarak devam edecek. Vatandaşımız enflasyondaki bu gerilemeyi önümüzdeki dönemde daha hızlı bir şekilde görecek. Evet, gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. İstanbul stüdyomuzda konuğumuz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İbrahim Güran Yumuşak. Hocam günaydın, hoş geldiniz evimize. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Uzaktan bağlantıyla da Profesör Doktor Murat Ferman hocamız da bizlerle birlikte. Hocam günaydın, siz de hoş geldiniz yayınımıza. Semra Hanım teşekkür ediyorum. İbrahim Hoca'ya da memleketinden selam ve saygılar getiriyorum, gönderiyorum. Bilmukabele evet. Şimdi hem Merkez Bankası'nın hem de BDDK'nın eş güdümlü olarak atmış olduğu bir adım var. Yani bir yandan BDDK 60 aya kadar kredi kartı borçlarının yapılandırılması için bir imkan tanıdı. Merkez Bankası da borç miktarına göre faiz oranlarında değişikliğe ilişkin bir açıklama gelmiş oldu. Aslında özetle bu iki karar da bir miktar aslında sıkı para politikasının tüketiciler tarafında, toplum üzerinde, halk üzerinde, özellikle de orta ve dar gelirli üzerindeki neden olduğu o negatif etkileri bir miktar hafifletmeyi amaçlayan adımlar. Ama Merkez Bankası ve BDDK acaba kredi kartı borçları kısmında biraz bir miktar risk mi gördü? Böyle bir adım atma ihtiyacı duydu. İbrahim Hocam ne dersiniz? Tabii kredi kartı kullanımı maalesef Türkiye'de amacına uygun olarak seyretmiyor uzun yıllardan beri. Malumunuz ilk dönemlerde kredi kartı lüks bir hizmetti. Sadece belirli bir gruba tahsis edilmişken, yanlış hatırlamıyorsam Refah Yol döneminde özellikle kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla yaygınlaştırıldı. İşte memurlara, en son öğrencilere kadar verildi. Ama ilk dönemlerde bunun amacına uygun biçimde kullanılmaması nedeniyle yine bize özel bir kavram olan kredi kartı mağdurları diye bir kavramla karşı karşıya geldik. Çünkü dünyanın her yerinde kredi kartı bir ödeme aracıdır, bir borçlanma aracı değildir. Özellikle aylık gelirin üzerinde limitleri farklı bankalardan, farklı kartlarla temin edenler bu süreci iyi yönetemedi. Buna mukabil limitin tüm kartlar için toplanarak merkezden tahsis edilmesine ilişkin bir uygulama şu anda söz konusu. Ve bunu önemli ölçüde de ciddi biçimde BDDK bankalar takip ediyor. Yani siz kullandığınız kredi kartının limitini arttırma talebinde bulunduğunuzda eğer ilave bir gelir imkanınız yoksa bunun reddedildiğine şahit oluyoruz. Dolayısıyla bu alınan tedbirleri bu kapsamda değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Zira enflasyonla mücadele de özellikle hizmet sektöründe beklenen talep azalışı henüz ortaya çıkmadı. Bu da enflasyonla mücadele sürecini biraz daha uzatıyor ve bunun da maliyetini toplum olarak yaşıyoruz. Dolayısıyla buradaki hedef kredi kartının aslında amacına uygun biçimde kullanılmasını temin edecek bir yola bizi yönlendirmek. Hı hı. Tabii ki bunu birden hızlı yapmak riskler içeriyor olabilir. O açıdan daha böyle kademeli bir geçişle yapıldığını ifade edelim. Daha önce de söyledim, Avrupa'nın birçok ülkesinde ben kredi kartlarının başta market olmak üzere bazı yerlerde geçmediğini biliyorum. Yani orada banka kartı kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Yani hesabınızda para varsa onu harcayabiliyorsunuz. Çünkü günlük hayatınızı idame ettirmeniz için yapılan harcamaları borçla karşılamanız sürdürülebilir değil ve belirli bir süre sonra da bu risk unsuru olarak karşımıza çıkıyor. O açıdan yani alınan tedbirlerin hem enflasyonla mücadele programına destek vermek üzere hem de kredi kartının amaca uygun biçimde kullanılmasını temin etmek üzere
alındığını söyleyebiliriz. Zaman içerisinde belki Avrupa gibi olmasa da ona yakın bir noktaya evrilmeye ihtiyaç var. Çünkü olmayan bir parayı harcamanız ay sonunda sizin başka bir krizle karşı karşıya gelmenize neden olabilir. Bu da hane halklarının gelir ve harcama planlamalarını daha düzgün, daha doğru, daha reel yapmalarını sağlayacaktır. Yani ben kararı doğru olduğunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bu arada Ali Saydam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hazır gelmişken bir soru sorayım mı hemen? Tabii, buyurun. Şimdi bu şey tüketimi arttıracak bir karar değil mi hocam? Yok, tam tersi. Azaltacak. İlk duyduğumda ben hemen harcama yapayım ve de ödemeyeyim. Nasıl da 5 senede ancak ödeyeceğim. Mevcut borçları faize düşük. Aslında şöyle, yani mevcut kredi kartı borçlarınız varsa bunu yapılandırıp bundan sonra yeni borç yapmamanızı bekliyorlar. Peki yeni borç için geçerli değil mi bu 5 sene? Ama orada mesela 50 bin liranın üzerindekilerde %40 ödeme yükümlülüğü getirilmiş. Bu arttırıldığını bayağı karmaşık ya, bunu nasıl yani izah edecekler? Yani orada aslında çok karmışık bir durum yok da gayet net bir durum var size aslında. Öyle. Ama yok şöyle. Ben yani basit bir halk çocuğu olarak. Hayır. Yani mevcut kredi kartı borçlarının tekrar yapılandırılması için getirilen bir düzenleme. Ama biz tabii halk olarak kuralları delmeye ya da kurallardan fırsat çıkarmayı alışkanlık haline getirdiğimiz için mesela diyorsunuz ki işte hemen yeniden bir borç yapayım. Onu da 60 ayda ödeyeyim gibi bir şey de fırsatçılıkta hemen çıkarılabiliyor demek ki bu durumdan. Yani muhtemelen ama detaylarına bakmadım ama uygulamada belli bir tarihi baz alacaktır. Yani bugünden önce hocam yapılan... bunu belli bir kampanyayla televizyonda şurada burada çok ayrıntılı bir şekilde izah etmek lazım. 20 milyon insandan söz ediyorlar sabah. Siz biriyle konuşuyordunuz. Evet. Bir yani uzman herkes arkadaşımızla. Bankasına gidip şey ayrıntısını öğrenebilir. Ya bu bankalar için de olumlu bir şey aslında, pozitif bir şey. Neden? Çünkü bankaların da sorunlu kredi kısmında da bir şeye neden olacak. Yani bir düşüşe neden olacak. Orayı da konsolide etmiş olacak. Yani bankaların bilançosu da temizlenmiş olacak aslında. Bu güzel. Geleceğe yönelik eğer bir harcama tahriki söz konusu değilse hocam, o zaman anlaşılabilir bir şey. Ya, muhtemelen onun önlemini alırlar. Orada bir tarih çünkü, olmuştur. Yani kredi kartı harcamaları kaydı en düzgün tutulan rakamla ödeme konusunda hiçbir sorunun olmadığı alanlar. Hatta biraz önce ifade ettim. Türkiye'de kayıt dışı ile mücadelenin de en önemli araçlarından biri. Kesinlikle. İstemiyorlar zaten. Kredi kartıyla ödeme. Siz kartla alışveriş yaptığınızda özellikle acemi kasiyer varsa özellikle tembihliyor patron ya da yönetici ki hemen diyor fişini kes. Çünkü bütün bu alışverişler maliyenin sistemine de düşüyor. Nihayetinde gün sonunda kartla yapılan harcamalarla işte fatura fiş uyumsuz ise bir usulsüzlük cezası gelebilir. Bunun yaygınlaştırılması doğru ama belki o dönemde bu kötü kullanımını engellemek için tedbirler baştan da alınabilirdi. Çünkü hakikaten kendi kendimize bir sorun ürettik ve kendimize uygun bir yöntemle de önemli ölçüde çözdük diye düşünüyorum. Yani bu şu anki yaşadığımız kredi kartı ile ilgili sorunların önceki dönem, örnek verdiğim dönemle çok ilgisi olduğunu düşünmüyorum. O kadar büyük montanlı ve yönetilemez bir büyüklükte olduğunu zannetmiyorum ama hani böyle bir imkan da aslında bundan sonraki süreçte işte faiz indirimlerini konuşuyoruz. Daha uygun krediler de temin edilecek. Önümüzdeki yıldan sonra belki. Dolayısıyla hani o dönemki gelişmelerle de bunu da beraber değerlendirmek daha doğru olabilir diye ifade edeyim. Peki Murat Hocam, siz bu adımı düzenlemeyi iki yerden gelen, yani Merkez Bankası ve BDDK'dan eş güdümlü, eş zamanlı gelen bu adımı nasıl değerlendirirsiniz? Bir kere İbrahim Hoca etraflıca anlattı. Birkaç noktanın altını çizerek müsaade ederseniz katkıda bulunayım. Her şeyden önce bu bir mevcut birikimi veya baskıyı giderici, tüketiciyi ve bankaları bu bakımdan rahatlatıcı, yeni çözümlere sevk edici veya bunun önünü açıcı bir düzenlemedir. O bakımdan bir gevşetici etkisi sanki genel kelimenin genel anlamıyla ortaya çıkmış gibi gözükürken aslında parasal politikalar
bakımından böyle bir klasmana dahil edilemez. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nın bir blogu var. Bu blogda değerli bazı araştırma ve tespitler yayınlanıyor. Çok yakın tarihte 3 tane değerli Merkez Bankası uzmanının kartlı harcama tercihlerinde son dönem eğilimler isimli bir blog yazısı paylaşıldı. Bu çerçevede enteresan tespitler var. Kredi kartı ve banka kartı kullanımının modern hayatın, günlük hayatın bir parçası haline geldiğini, özellikle buradaki işlem sayısı ve ciro rakamlarına bakıldığında enflasyonun fiyatları şişirici etkisinin burada da görüldüğü, tahminin aksine kredi kartından taksitli alışveriş adedinin çok fazla olmadığı anlaşılıyor. Türkiye'de yaklaşık 28 milyon aktif kredi kartı var ve kullanıcısı var, özür dilerim. 125 milyon kredi kartı var. Kabaca her kullanıcı başına 4 kredi kartı düşüyor. 191 milyon da banka kartı var. Bunun dışında gene sayısı 100 milyonu aşan ön yüklemeli kartlar var. Biraz evvel İbrahim Hocam'ın belirttiği gibi banka kartları ve önden yüklemeli kartlar, hatta önden yüklemeli kartlar skalanın diğer ucunda. Yani harcamayı yapmadan önden yüklüyorsunuz. Bunlar önden veya eldeki mevcut nakit varlığınız üzerinden size alışveriş imkanı veya portföyü, bütçesi sağlayan düzenlemelerdir. Hocanın dediği gibi medeni dünyada banka kartları kullanımı gayet yaygındır. Belirli kredi kartı montanındaki veya kimliğindeki bazı kartların örneğin market alışverişlerinde kabul edilmemesi gibi durumlarla da karşı karşıya kalınır. Tabii Türkiye'de şunu da vurgulamakta fayda var. Daha evvel yaşanmış kredi kartı faciaları ve kredi kartının kullanım disiplini ve mantığını henüz kavrayamamışların özellikle minimum ödeme, nakit çekimi, nakit avansı gibi mekanizmaları farklı şekilde kullanmak suretiyle karşı karşıya kaldıkları sıkıntılar, hatta yaşanan dramlar aklımızdadır. Yapılan bazı araştırma ve sondajlar, Türk halkının özellikle kredi kartı kullanımı konusunda bilinç düzeyinin çok yükseldiğini ve tabiri caizse ayaklarını yorganına göre uzattığını gösteriyor. Hatta birden fazla kredi kartının vade tarihleri, ödeme tarihleri ayarlanarak tam ödeme esasına bağlı kalan bir yaklaşımla 35-40 günlük vadeli alışveriş ve faize hiç bulaşmadan, faiz yüküne dokunmadan hayatı idame ettirmek mümkün. Dolayısıyla burada bir önceki kararda olduğu gibi esas olarak bankaları rahatlatıcı, önlerini açıcı bir yönü var. Ama öte taraftan başka bazı istatistikler de kredi kartı ödeme, özellikle borçların ödenmesi konusunda az da olsa, oran olarak azdır, onu da söyleyeyim, Avrupa ülkelerine vesaireye göre Türk insanı enflasyonun bu yıpratıcı koşullarına karşın borcuna sadık bir profil çiziyor. Tıkanma noktasına gelenleri ferahlatma amacını gösteriyor. Hocanın söylediği gibi bir taraftan da sıkılaştırıcı ve kart üzerinden disipline edici bir etkisi de var. Çünkü bütün bu düzenlemenin Ali abinin söylediği o karmaşık satırların arasında aslında asgari ödeme tutarı da arttırılmış oluyor. Dolayısıyla yani öyle kafasına göre minimumu ödeyerek veya asgari meseleleri, evet, asgari ödeme konusundan nemalanarak, faydalanarak ortada, peki, olan pencereler de kapatılmış oluyor. Bir sonraki adımda zaten bankalara bunu değişik kanallardan iletmişlerdi. Evet. Vatandaşa sunulan kredi kartı limitinin daha gerçekçi temellere çekilmesi de gündeme gelebilir. Şimdi Semra Hanım, hocam müsaadenizle devam edeceğiz ama çok özür dilerim. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu anda İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreninde konuşuyor, dinliyoruz. 2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 şehirde gerçekleştirilecek. Bu yılki rotamızı oluşturan 16 şehrimize ek olarak Malatya, Manisa,
Mardin ve Kayseri'de festival takvimimizde önümüzdeki yıl yerlerini alacaklar. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Şüphesiz bu şehirlerimiz muazzam tarih ve kültürleriyle festivalimize yeni değerler, zenginlikler katacaktır. Amacımız seyir sayımızı arttırarak özellikle uluslararası alanda ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını bütünüyle ortaya koyacağımız muazzam bir sahne oluşturmak. Geldiğimiz nokta bu hedefe ulaşma potansiyelimizin ne denli büyük, önümüzün ne denli açık olduğunun kanıtıdır. Kazanımlarımızı koruyacak, yeni başarı hikayeleriyle yarınlarımızı da ihya edeceğiz. Ben bu muazzam metropolün sosyal hayatında kültür sanatı zirveye taşımamıza ve bunu yaparken tarihi ihya, yeni eserleri inşa etmemize en güçlü şekilde destek veren bütün paydaşlarımıza, katılımlarıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne hayat veren, renk ve değer katan yerli ve yabancı bütün sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Perde ardında alın teriyle bütün bu organizasyonun var olmasını ve sorunsuz gerçekleşmesini sağlayan mesai arkadaşlarıma, ayrıca ilgi ve katılımınız dolayısıyla siz değerli basın mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı kültür ve sanatın yol arkadaşlığında İstanbul'la buluşmaya davet ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Ve günümüzü slogan... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreninde konuştu. Ekranlarınıza getirmiş olduk. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Murat Hocam kusura bakmayın sözünüzü kesmiştim. Buyurun devam edelim dilerseniz. Ben de tam bu turizm etkinliğiyle ilgili bir meselenin altını çizecektim. Bugün ayın 27'si 27 Eylül. Yanına bir sıfır koyuyoruz. Senenin 270. günü. Bugün Dünya Turizm Günü. Aynı zamanda Türkmenistan Bağımsızlık Günü. Türkmen kardeşlerimizi de kutluyoruz. Ama her şeyden önemli ve evvel bugün Deniz Kuvvetleri Günümüz. Kahraman Bahriye'mizin 1529'da Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren Preveze Deniz Zaferi'ni kazanan Barbaros Hayrettin büyüğümüze, büyük amiralimize atfen aziz ve temiz hatıralar önünde saygıyla eğiliyoruz. Deniz kuvvetlerimizin su altında, su üstünde, havada ve karada aktif görev gören, aktif görev sonrasında emeklilik hayatı yaşayan hayattaki mensuplarını kutluyor, ebediyete intikal edenlere de rahmetle anıyoruz. Biliyorsunuz deniz kuvvetlerimiz su altında, su üstünde, deniz piyadeleri sınıfıyla karada ve hava birimi dolayısıyla da havada her an görev halindedir. Kendilerine sakin denizler ve selametli seyirler diliyoruz. Allah yollarını açık etsin. Bugün gerçekten Deniz Kuvvetleri Günü'nde biliyorsunuz Savorona yatının da deniz kuvvetlerimize teslimi bildiğim kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruyla gerçekleştirilecek. Önemli bir gün. Tekrar kutlu olsun. Evet, peki. Teşekkür ederiz hatırlattığınız için hocam. Güzel dileklerinizi de paylaşmış olduğunuz için. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde gazetecilerle yapmış olduğu sohbete biraz bakalım. Şimdi, uçakta mı? Evet, uçak binmeden önce. Yani orada ziyaretin herhalde son gününde muhtemelen bu söyleşi gerçekleştirilmiş. Yani ziyareti ve Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını değerlendireceğiz ama benim bu sene dikkatimi çeken tabii şu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Dünya 5'ten büyüktür açıklamasını 2005'te yapmıştı değil mi? Ve şimdi o günden bu yana reform çağrıları devam ediyor Birleşmiş Milletler'de. Ama bu sene daha güçlü bir şekilde geldiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına benzer açıklamaları diğer ülkelerin liderleri de yaptı. Dolayısıyla acaba Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bu reform çağrısını güçlü bir karşılık bulduğunu söyleyebilir miyiz? Ve diğer liderlerin de bu şekilde açıklama yapmış olması da Birleşmiş Milletler'de bir aydınlanmayı da beraberinde getirdiğini söyleyebilir miyiz? Efendim, çok isterseniz tabii söyleyebilirsiniz de bir
pratik karşılığı var mı, ona bakmak lazım. Pratik karşılığı tabii bambaşka. Yani söylem düzeyinde söylüyorum, evet, zaten. Bu yani bunun yavaş pratiği yavaş olacak mı, olmayacak mı, o da zaten, evet, çok zor. Çok yani zor. Hani çünkü neden zor, onu arz etmeye çalışıyorum ben de. Hı-hı. Bu tür uluslararası kuruluşlar çok iyi niyetle kurulmuş olmalarına rağmen bunlar arasına hemen şeyi katabiliriz yani. Dünya Bankası, IMF. Nasıl çalışıyorlar? Evet, şöyle baktığınızda bunların hepsi Amerika'nın kontrolü altında ve de Amerika'nın veto hakkını kullandığı veya kullanmadığı yönlendirme. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünün karşılığını siyasi olarak ortaya koyduğu uluslararası örgütler. Şimdi bunu ortadan bir adaletli kaldırmak demeyelim de adaletli bir hale getirebilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisinin bir şekilde azaltılması lazım. Şimdi bakın, bu asimetrik savaşlar ve mücadeleler, bakın Gazze'de Hamas gibi ufacık bir güç hem İsrail'e kafa tutuyor hem Amerika Birleşik Devletleri'ne kafa tutuyor, nereden bakacaksanız. Aynı benzer şey dünyanın çeşitli ülkelerindeki yeni savaş teknolojilerin, ki Türkiye bu konuda inanılmaz bir örnek olmuş vaziyette. Özellikle savunma sanayine yaptığı çok akıllıca yatırımlarla. Peki yani bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2005'ten bu yana ifade etmeye çalıştığı milli bağımsızlık çizgisi ve de Amerika'nın kontrolünde bu işin yürümemesi gerektiği yolundaki uyarıların karşılık bulmasının sebebi işin askeri boyutta da bir şekilde olabilirliğinin gösterilmesi özellikle Türkiye tarafından ile sağlanıyor. Bu gelişmeyi, sizin bahsettiğiniz gelişmeyi izlememek, görmemek mümkün değil. Tabii ki var böyle bir şey. Özellikle bakın Afrika ülkeleri gibi ve de pek çok diğer ülkeden ses geliyor tabii. Bu Türkiye'nin liderliğini pekiştiren bir şey bence. Ama bu Birleşmiş Milletler'de İşte bu beş ülkenin veto hakkı veyahut da yönlendirmesinin güçlü olmasını engelleyecek bir durum ortaya çıkmasını neden olmuyor. Yani çünkü Amerika hala hakim duruma. Fakat bu ileriye doğru bir ciddi adım olarak değerlendirilebilir. Yani yoksa bakın çok net bir ifade kullandı Cumhurbaşkanı. Birleşmiş Milletler Gazze'de ölmüştür dedi. Daha ne desin yani. Değil mi? Yani vicdan diyor ölmüştür şeyde diyor. Şimdi bu çok çarpıcı ifadeler ve bunlar ancak demin ifade etmeye çalıştığım gibi belli bir güç odakları konusundaki yeni kanıtlarla ve yönlendirmelerle, ki bunun liderliğini de Türkiye yapıyor bence, ortaya konabilecek bir şey. Daha büyük, daha uzun bir zaman var önümüzde demek istiyorum. Ama Semra, bazı şeylerin pratikte de değişmesi için önce tabii söylemde değişmesi, aynen, gerekiyor. Yani tabii, pratik işin önce bir söylemin değişmesi gerekiyor. Zihinlerin değişmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan fitili ateşledi. O zihinsel dönüşümü de başlatmış oldu o ilk açıklaması. Çünkü yani bu sene özellikle diğer liderlerin açıklamasını açıkçası ben çok merak ediyordum. Yani reform çağrısı yapabilecekler mi? Gazze'ye yönelik bir çağrıda bulunabilecekler mi? Gerçekten de her geçen gün reform çağrısı yapan ülke liderlerinin sayısı giderek artıyor. Bu zihinsel dönüşümü başladığını gösteriyor. Sizin söylediğinizi doğrulayan bir kanıt da şey, Filistin devletinin Birleşmiş Milletler'deki pozisyonuyla ilgili. Yani yok sayıyordu değil mi? Amerika Birleşik Devletleri olsun, İsrail olsun falan değil mi? Bunlar Filistin'i yok sayıyorlar yani. Zaten ifadeleri de öyle, silip süpürecekler, onlar insan değil falan, böyle bir takım olağanüstü, medeni, evrensel, küresel böyle ifadeleri var değil mi? Evet. Ne oldu? Yani şu anda Cumhurbaşkanı bunu ifade etti değil mi? Şu anda oturuyor Birleşmiş Milletler'e, tam üye değil ama yani o konuda da bir gelişme var yani. Siz doğrulayan bir şey yani. Bir hareketlilik var ve de destek var. Fakat bu şey olmadıkça, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisi ekonomik, sosyal, kültürel, bakın en önemlisi üst yapı etkisi yani. O
Çok enteresan araştırmalar var bu konuda. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulduğunda yani Dünya Bankası, IMF de kurularak aslında bir anlamda ekonomik olarak da altyapısı sağlanmış, gücünü artırmış belki de, değil mi? Yani bunların hepsi eş güdümlü olarak ilerlemiş. Ne dersiniz hocam? Bir reform olabilir mi sizce? Ne kadar, bu olasılık ne kadar güçlü görünüyor sizce? Tabii ki söylem bazında Sayın Cumhurbaşkanı'na benzer ifadelerin diğer liderler tarafından da ortaya konması önemli bir husus. Ancak sizin de ifade ettiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan yeni nizamda Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF, işte NATO, birçok kurum hem ekonomik ayağını hem askeri ayağını savaşı kazanan ülkeler ve başta Amerika olmak üzere onların lehine bir pozisyon üretmiş. Sayın Cumhurbaşkanı uzun süreden beri ifade ediyor. Veto yetkisi Müslüman ülkelerin hiçbirine verilmemiş. Dolayısıyla onların haklarını koruyacak, savunacak bir mekanizma yok. Kendi aralarında anlaştıkları sürece görünüşte çoğu zaman adil olduklarını belki ifade ediyorlar ama arka tarafta böyle olmadığını biliyoruz. Özellikle alınan hem karar alma süreçleri hem de alınan kararların uygulama süreçleriyle alakalı. Birleşmiş Milletler İsrail aleyhine yüzlerce karar almış. Kurulduğu günden beri hiçbiri uygulanmamış. Ama en ufak bir Amerika aleyhine uygulama söz konusu olduğunda her türlü baskıyı ve işte kısıtlamayı yapabiliyor. Bu açıdan yani inandırıcılığı, dünya barışının korunması, kollanması, daha adil bir nizamın ortaya konması amaçlarına hizmet eder bir fonksiyon icra etmiyor şu anda Birleşmiş Milletler. Aslında bundan önceki dönemlerde de belki böyleydi de çok bu gün yüzüne çıkmıyordu, görünmüyordu. Belki daha profesyonel, daha gizli yapıyor idi. Aynı şey işte Kıbrıs Barış Harekatı'yla da alakalı. Türkiye'nin anlaşmadan kaynaklanan haklarını kullanarak operasyon yapmasına rağmen işte bir sürü global örgüt Türkiye aleyhine karar aldı. Ama aynı şeyi başka bir ülke için uygulamadığını görüyoruz. O açıdan yani Birleşmiş Milletler'e diğer global kurumlara hep biz eleştirel baktık. Mesela işte IMF'in kuruluş amacı dünyadaki parasal sistemin istikrarlı biçimde çalışmasını sağlamak. Şeyde de böyle yazıyor ama bunun anlamı şu: borç veren ülkelerin borcunu zamanında tahsil etmesini temin etmek. Bir de onları o ülkelerin modellemelerine göre sistemin çalışmasını kendi sağlamak. Kendi tercihinize göre de bu imkanı vermiyor. Onun yönlendirmesine göre yapmak durumundayız. Hı. Türkiye işte onlarca kez IMF ile statbay anlaşması yaptı. İşte 6 ayda bir bizi kontrol etmeye geldiklerini hatırlıyorum. Hı hı. Neredeyse kasaya oturup müşterileri sayacakmış gibi bir eda ile geliyorlar idi. O açıdan evet görünüşte ki amaçlarından ziyade fiili olarak ne yaptıklarına bakarak değerlendirme yapmak daha objektif olur. Ama nihayetinde de bu bir realite ve onlarla beraber yaşamak durumundayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben bu konuda hem eleştiri anlamında doğru ifadelerde bulunduğunu ama diğer taraftan da bu zorunluluğu da dikkate alarak değerlendirmelerde bulunduğunu ifade edebilirim. Bu kurumların ortadan kalkıp yenisini ihdas etmek kısa ve orta vadede çok mümkün gözükmediğine göre mevcudu daha dengeli hale getirmeye yönelik taleplerde bulunmanın gerekliliğine değiniyoruz, ifade ediyoruz. Bu kapsamda belki hani yine çok gündemde değil ama hani Türkiye'ye veto yetkisinin verilmesi ya da başka bir imkanın sağlanması Birleşmiş Milletler'in devamı mahiyetinde anlamlı bir şey olabilir. Bu sadece kişisel kanaatim. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bu çerçevede çeşitli dönemlerde talepleri oldu. O açıdan sözel olarak ifade edilmesi değerli ama bunun fiiliyata dönüşmesi için maalesef çok daha fazla şeylere ihtiyacımız var.
Peki Murat Hocam, sizce Birleşmiş Milletler'de reform çağrıları nasıl karşılık buluyor? Evet, esasen Sayın Cumhurbaşkanımızın seneler evvel ifade ettiği dünya beşten büyüktür ibaresi, deyim yerinde ise taşın gediğine konması ve mevcut durumun en veciz şekilde ifade edilmesidir. Fakat son dönemlerde bu söylemin açılımına paralel veya o kapsamda içten gelen eleştirilerin de, yani biraz evvel ifade edilen IMF'sinden Dünya Bankası'na kadar, hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteryası'na kadar içten gelen öz eleştirilerin, kurum içi eleştirilerin, sistem içi eleştirilerin de ağırlık kazandığını görüyoruz. Hatırlarsanız ustaca bir operasyonla bertaraf edilen DSK, Dominik Strauss-Kahn, büyük sosyalistlerden bir tanesi, onun döneminde alacaklığını jandarması, hocalar gayet nazik söylediler, ben adını koyayım, alacaklığını jandarması olan IMF başkanı iken adeta sosyalizan söylemi ön plana çıkartıp ezilenlerin yanında duran bir kurum profiline yakın demeçleri, günümüzde hakkını yemeyelim Kristal hanımefendi de aynı şekilde devam ediyor. Bayan Lagarde da bu konuda ifadelerde bulunmuştu. Hatta Bayan Lagarde geçtiğimiz hafta Fed'in kararından iki gün sonra çok tarihi bir değerlendirmede bulundu. Dedi ki 1920'lerle 2020'ler birbirine benzeşiyor. 20'den bu yana en büyük finansal çalkantıyı ve pandemiyi, 70'lerden bu yana en büyük petrol şokunu ve 40'lardan bu yana da Avrupa'da en büyük çatışmayı izledik. Mevcut sistem sıkıntılı, küresel entegrasyon problemlerine çare olamıyor. En son sözü de artık veda eden, görev süresi dolacak Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, G20 zirvesinde saatler evvel ifade etti. Dedi ki Bretton Woods anlaşmasıyla ortaya koyulan ekopolitik sistem günümüzdeki karmaşık problemlerin adil ve etkin çözümünde ne kadar yeterli kalıyor, bunun cidden sorgulanması lazım. Guterres biliyorsunuz belki Akdeniz kökenli olduğu için bize daha sıcak gelen bir profil çizdi ve özellikle hatırlatmak isterim ki Ukrayna tahıl meselesinde gene Antalya zirvesinde en azından dünya kamuoyu önünde tamamen Türkiye'nin hakkını teslim eden bir profil çizdi. Hatta bu konuda biraz ileriye gittiği düşünüldüğü için değişik Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak bence zımni anlayışıyla bir parça geri plana da çekildi. Şimdi o halde şunu vurgulamakta fayda var. Tabii kapitalist sistemin, bu 80 küsür yıllık köhnemiş sistemin pratik kaldıraçlarından, savunma mekanizmalarından, belki kendine göre en güçlü yönlerinden biri de kendi kirlettiği çamaşırları gene kendisinin yıkamasıdır. Kirli çamaşırların yıkanması bir deyimdir. Ve netice itibariyle kapitalizm kendi günahlarından veya verimsizliklerinden veya vahşi kapitalizme yakın duruş ve pratiklerinden doğan sıkıntıları, eşitsizlikleri, krizleri gene kendisinin çözeceğini iddia eder. Bu teorik planda da böyledir, pratik olarak da böyledir. Der ki sana borç vereyim, merak etme, ama sen bizim istediğimiz yerlere bunu harca, bizim istediğimiz programı uygula. Ya da der ki merak etme, sen böyle eşitsizlikten falan bahsediyorsun, al sana iş ahlakı, al sana KSS, kurumsal sosyal sorumluluk, al sana sürdürülebilirlik. Yani işin kendi içerisinde teorik ve pratik olarak cevabı da bizde der. Büyük skandalların, kirli arka planların filmini çeker, dizisini yapar, kitabını yazar, ondan da para kazanır. Dolayısıyla bu kapitalizmin yiğit düştüğü yerden kalkar anlayışına yakın artistliği veya yeteneği bugüne kadar sürdü. Ama artık aktör yaşlandı. Aktör yaşlanınca filtre sistemleri, ustaca yazılmış senaryolar, kameramanın satın alınması, özel filtre sistemi kullanılması, bunlar artık cevaz vermemeye başladı. Bazı sert kontürler, yıpranan kontürler ekranda gözükmeye başladı.
Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında sürdürülebilir bir model olmaktan öte. Ama bunun nefesi nereye kadardır? Çok kıymetli analizler yapılabilir ama şu gerçek soruyla karşı karşıya, bu acı soruyla da karşı karşıya bırakmak durumundayız. Bugünkü sistem nasıl kuruldu? Amerika'nın son büyük savaşı, büyük kapışmayı kazanmasıyla, oradaki zaferiyle kuruldu. Bundan sonra hakim güç Amerika, bu emperyal güç, benzeri bir rövanş olmadan bu durumu elden bırakır mı? Onu da düşünmek lazım. Semra Hanım, bir de müsaade ederseniz siz bu Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle yolculuk öncesinde ve esnasında verdiği beyanatlarda biliyorsunuz bu BRICS ve ASEAN meseleleri evet, de öne evet, çıktı. Ona geleceğim onlarla hocam. İlgili evet, evet, iki evet. not söyleyeceğim. İsterseniz açıklamasını işte, söyleyeyim. Yani oradaki tabii. açıklamasını Cumhurbaşkanı tabii. Erdoğan hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söylüyor. Her şeyden önce bizim BRICS ve ASEAN'da yer almamız, buralarda görünmemiz, inanıyorum ki bölgelerin aritmetini de değiştirecek. Evet. Çok daha farklı bir yapının inşasına vesile olacak. Bize BRICS'e ya da başka bir yapıya girmeyin diyenlere baktığınızda, yıllardır parçası olmak için çalıştığımız Avrupa Birliği'nin kapısında bizi yıllarca bekletenlerle aynı kişiler. Biz bunlara bakarak asla geleceğimizi belirleyemeyiz. Bir önceki gün Numan Kurtulmuş'ta Rusya parlamentosunda yine bu konuya değindi. Türkiye'nin BRICS'e üyeliği mevcut üyeliklerine bir alternatif değildir dedi. Türkiye'nin dış politikadaki gücünü artıracak bir argüman olarak bakılması gerektiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yine BRICS'le ilgili yapmış olduğu açıklamalarla evet bizim odağımız Batı ama Doğu'ya da sırtımızı çeviremeyiz açıklamasında bulunmuştu. Evet, defaatle belirttiğimiz gibi Türkiye merkez ülke olma iddiası ve kararlılığıyla aslında hangi birlikteliklere gireceğine, dahil olacağına, nerede duracağına, hangi profil üzerinden hareket edeceğine kendisi karar verir. Bizim başkalarının bizi sınıflandırmasına, kategorize etmesine, belirli bir klasmana yerleştirmesine artık müsaade etmeyeceğimiz açık ve nettir. Biz doğudayız, biz batıdayız, biz kuzeydeyiz, biz güneydeyiz. Biz hem Asya'dayız, hem Afrika'dayız, Avrupa'dayız, Antarktika'dayız. Biz istediğimiz yerdeyiz. Biz merkeziz. Bizim etrafımızda örgüler oluşturulur. Öyküler ortaya koyulur. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemek istedikleri budur. Zaten bu soğuk savaş mentalitesinin o 80 yıllık küsür hani sistem diyoruz ya, onun ayrılmaz parçalarından, öykülerinden, serüvenlerinden biri haline gelen soğuk savaş mentalitesinden kalmıştır bu. Ya bizimlesin ya karşıdasın. Demir perdenin bu tarafındasın ya da o tarafındasın. Bunlar artık geçerliliği olmayan meselelerdir. Fakat şunu vurgulamakta fayda var. Özellikle BRICS ve ASEAN konuşulduğu için, Avrupa Birliği de izah edildiği için ekonomi, ekopolitik bakımından şu noktaları hatırlatmakta fayda var. Bir, BRICS çok doğru bizim bir yeni bir kaldıraç veya merkez ülke olma iddiamıza yeni bir araç olarak düşünülebilir. Ancak ticaret politikaları bakımından hatırlarsanız bu ilk Lavrov bunun fahş ettiğinde, Rusya kim, Lavrov kim? Rusya Dışişleri Bakanı bunu fahş ettiğinde dünyaya şunu dedik. İlk duyduğumuzda hatırlarsanız gene bu ekranlarda dedik ki aman bu kararın bir yönü var, bunu unutmayalım. BRICS ülkeleri bizim dış ticaret açığı verdiğimiz başta Çin olmak üzere ülkelerdir. Bunlarla ilgili oyun planımızı önceden hazırlamak durumundayız. Çünkü BRICS'e girdiğinizde nasıl bir düzenlemeyle, nasıl bir politikalarla, nasıl bir ticaret mekanizmasıyla karşı karşıya kalacağınızı çok iyi planlamanız lazım. BRICS için bu uyarımızı tekrarlıyoruz. İkinci olarak ASEAN. ASEAN'la ilgili konuştuğunuz zaman ben de o zaman şunu sorarım. ASEAN ülkelerine nereden ve nasıl açılacaksınız? Bunun planını yaptınız mı? Ben size söyleyeyim. Senelerde söylüyoruz, yazıyoruz, analizini yapıyoruz. Tayland'dan açılacaksın. Teşhis doğrudur. Tayland 22 tane ülkenin kapısıdır. Ama Tayland'la serbest ticaret anlaşmasını neden hala sonuçlandırmıyoruz? Doğru adım attık. Serbest ticaret anlaşması nerede?
Güney Kore ile serbest ticaret anlaşmasının revizyonu ne durumda? En önemli soru sonda ve varlığını koruyor. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği revizyonunda durum nerede? Şimdi burada ben şunu söylüyorum. Ama efendim, bunların hepsi bize bağlı şeyler değil ki hocam. Yani değil, gümrük işte birliği değil. Ama onu söylüyorum. Yani gümrük Semra, bunu söylüyorum ama sonuçta şuna benzer. Öğrenci dersini çalışır, imtihana girer. Öğretim üyesi geçirir veya sınıfta bırakır. Ama öğrencinin sınıfta kalması veya geçmesi veya şu veya bu notu alması objektif kriterlerle bu durumu değerlendiren ve yüzlerce öğrenci için bunu yapan, geçmişte binlercesi için yapmış olan, önümüzdeki dönemlerde de yapacak öğretim üyesi bakımından itibari önemi öğrenciye göre çok daha düşüktür. O bakımdan bu müzakere süreçlerinde biz kurban rolüne soyunamayız. Biz alternatif stratejiler geliştireceğiz. Madem gümrük birliği ile ilgili masaya gelmiyorlar, bunu nasıl sağlayacağız? Benim de tam söylemeye çalıştığım bu. Alternatif stratejiler. Pazarlıkta yani, müzakereler yani belli bir noktaya geldiyse nasıl bunları açacağız? Gümrük nasıl birliği ile ilgili Türkiye üstüne düşenleri tam olarak yerine getirmiyor mu demek istiyorsunuz hocam? Hayır. Şimdi bunu söylemek çok insafsız olur. Bu Türkiye bu konu, bakın mesela ASEAN'da doğru teşhis koyulmuş, Tayland üzerinden anahtarı açılmış ama sonuç yok daha. Gümrük Birliği'nde sonuç yok. Tamam. İşte sonuç bize bağlı olmuyor biraz da. Yani yıllardır biz hep savunuyoruz Gümrük Birliği'nde ne değişmesi gerekiyor. Yani bir revizyona ihtiyaç olduğunu, Türkiye'nin dezavantajlı konuma geldiğini sürekli anlatmaya çalışıyor Türkiye. Aynen öyle. Ticaret bakanları bugüne kadar sürekli böyle bir temas halindeler. Ama Avrupa Birliği tarafında bunu değiştirme isteği ve iştahı yok. Yani yok, çünkü neden? Şu an geldikleri nokta onları rahatsız etmiyor. Evet. Şu an gelinen noktadan nemalanıyorlar çünkü. Aynen öyle. 40 yıldır nemalanıyorlar. O bakımdan Türkiye, benim de tam söylemeye çalıştığım budur. Yeni stratejileri, yeni pazarlık araçlarını çalışmak ve alternatif stratejiler üretmek durumundadır. Tam da söylediğim budur zaten. Bu konuda mutabıkız. Hiçbir sıkıntı yok. Avrupa Birliği söz konusu olduğunda biliyorsunuz Gümrük Birliği ile ilgili İstanbul Sanayi Odası'nın bu komisyon başkanı değerli bir iş adamının ile bir toplantıya katıldık. Ticaret Bakanlığı'yla yapılan görüşmelerden bahsetti. Pırıl pırıl bir ekip var, çok iyi çalışmalar var fakat ilerleme yani kaydedilemiyor. Bu ilerlemenin kaydedilememesi bizim lehimize mi, Avrupa Birliği'nin lehine mi? Görece de facto kendileri için haksız avantaj sağlayan durumu elbette Avrupa Birliği korumak istiyor. O zaman ne yapacağız? O zaman biz de müzakere masasına farklı stratejiler çalışarak hazırlanacağız. O söylemeye çalıştığım budur. Madem ki belirli konularda tıkanılmış bir tıkanma var. Dolayısıyla BRICS ile ASEAN söz konusu olduğunda yeniden bunların üzerine eğilmesinde fayda var. Çünkü merkez ülke olma iddia ve kararlılığı arkası doldurulması gereken, değişen de gelişen şartlara göre ev ödevinin güncelleştirilmesi gereken bir meseledir. Bunda da hiçbir şüphe olmamak gerekir. Türkiye bu tür müzakerelerde, bu tür analizlerde, bu tür strateji oluşturmalarda yetkin ve ehil kadrolara sahiptir. Bütün mesele değişen ve gelişen koşullara uygun strateji revizyonlarının yapılmasıdır. Ben buna işaret ediyorum. Bu iş ne İbrahim Hoca'nın filan yapacağı iş, ne Murat Hoca'nın filan yapacağı iş. Bizim yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, mezunlarımız, artık bizim en azından benim için söyleyeyim, aktif bürokrat yaşıtımız, arkadaşımız kalmadığı için onların yapacağı, onlara emanet ettiğimiz işlerdir. Biz sadece bu konudaki genel gidişata dikkat çekmekle yükümlüyüz. O bakımdan demek ki buna bakmakta fayda var diyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız BRICS, ASEAN ve oradan hareketle Avrupa Birliği'ne işaret ettikleri için. Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında bu ifadesi dahi Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne şuna veya buna tırnak içinde mahkum olmadığını, opsiyon genişliğini, alternatif genişliğini koruyarak
avantajlarını ve müzakere kabiliyetini zenginleştirerek yola devam etmek istediğinin en veciz bir işareti olarak değerlendirmek gerekir. Evet. Bir dengelenme aracı olacak, bir denge aracı olacak aslında dediğiniz gibi. Yani Avrupa Birliği ile Avrupa Birliği ile uzun yıllardır Gümrük Birliği'ni bile güncelleyemezken, Avrupa Birliği buna yanaşmazken bugüne kadar sadece olumlu açıklamayı ben Merkel'den duydum. Merkel de görevini teslim etmesine çok az bir süre kala bunu söylemişti. Evet, Gümrük Birliği'nde Türkiye, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi noktasında Türkiye haklı, güncellenmeli dedi, o kadar. Yani ondan daha ileriye geçilememişti. Ama bir denge aracının devreye girmesi Avrupa Birliği'nin de bakışını değişmesine yol açabilir. Yani BRICS ülkeleri içerisinde şu an bir kalkınma bankası kurdular. Olmaz mı ya? Şangay hikayesinde de olmadı mı aynı şey? Birdenbire Avrupa ayağa kalktı, bir reaksiyon gösterdi. Ne oldu? Eksen mi kayıyor, o mu gidiyor? Eksen kayması bizim çok sevdiğimiz gelenek haline gelmiş. Bu ağızları pelesenk olmuş bir tartışma. Batı bağımlısı Entel takımının hemen işte. Aklına gelen ilk cümle o. Evet. Eksen mi kayıyor? Evet, evet. Burada Avrupa Birliği üyeliği süreci maalesef Türkiye'yi müktesebata uygun olarak içeriye almaktan çıktı. Şu anda başka bir yere gitmemesi için orada tutmaya döndü uzun süreden beri. Ve bilmiyorum, hepimizin belki ortak kanaati, kısa ve orta vadede Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme gibi bir süreci şu anda ortada yok. Ve özellikle Gümrük Birliği anlaşmasını yenilememekle ekonomik olarak bize maliyeti biraz daha fazla oluyor. BRICS ve ASEAN gibi alternatiflerin bu noktada Türkiye'nin belki elini güçlendirir, pazarlık gücünü arttırır ama ben mevcut koşullar altında, hele bir de Rusya'yı denklemden çıkarıp enerji açısından Türkiye'nin daha önemli bir role geldiği bir dönemde bile bunun tartışılıyor olmaması mevcut liderler üzerinden, Türkiye'nin yeni alternatifleri kendisinin kurgulamasının zorunlu hale geldiğini bize gösteriyor. Daha önce de iyi hatırlıyorum, Ali Bey ile beraberdik. Bizim öğrencimizin doktora tezi Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerle nasıl bir ortak pazar kurar ise hiçbir kayba uğramadan daha fazla bir Türkiye açısından gelir sağlanabilir, açık verilmeyebilir. Oradaki veriler bize Türk Cumhuriyetleri ve Körfez bölgesi ve Türkiye'nin ortak pazar kuruluşunun mevcut ülkelere herhangi bir kaybı olmadan daha fazla gelir elde etme imkanını sağladığını gösteriyor. Dolayısıyla bu bir teorik çalışma nihayetinde. Bunun gündeme gelmesi politik tercihler ve konjonktürle çok yakın alakalı. Ama bu ve buna benzer projelerin de ben gündeme getirilmesinin artık zamanın geldiğini ifade edebilirim. Ki zaten Türkiye Türk Cumhuriyetleri ile olan işbirliğini muazzam derecede geliştirdi, geliştirmeye de devam ediyor. Aynı şekilde Körfez bölgesiyle. Türk Devletleri Teşkilatı da rahatsız etti Batılı dostlarımızı, değil mi? Çünkü her yeni bir oluşum kendilerini alternatif alternatif olarak görüyorlar. Türkiye'nin şeyleri, alternatifleri ve enstrümanlarında artış var. Zaten bu aslında son dönemde Türkiye'nin yürüttüğü dış politikanın bir sonucu. Birçok alanda eskiye oranla çok daha fazla imkan ve kapasite oluşturdu. Bunu birçok alanda görüyoruz. Hiç abartmayayım. İşte biz daha önce de ifade ettim, 28-29 Ekim'de Özbekistan'da Bilgi Ekonomi Yönetim Kongresi yapıyoruz. O kongreye Maldivler'den, Malezya'dan, Çin'den katılım var. Müthiş. Dolayısıyla organizasyonu da Türkiye'nin yapmasının bunda oldukça etkili söyleyebilirim. Aynı şekilde biz diğer ülkelerle akademik işbirliği ve ortaklıkları konuştuğumuzda mesela son dönemde İran'dan bize talepler gelmeye başladı. Bu da çok ilginç. Önceki dönemlerde bu kadar açık ve net olmuyordu. Daha kapalı, daha zımni oluyordu. Hem de resmi kurumlardan. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Türkiye'nin merkez ülke konumunu artıracak bir pozisyon almaya doğru evrilmesi lazım. Tabii bu 3-5 senede de olacak bir iş değil.
Ama bunun konuşuluyor, projelendiriliyor, stratejik planların hazırlanıyor olması gerekiyor. Bu kapsamda aslında çeşitli kurumların... Sizin söylediğiniz bu etkinin artmasının göstergesi de bence Sayın Hocam, Türkiye'deki muhalefetin giderek hakikaten komik noktalara gelmesi yani. Cumhurbaşkanı hiç kimse dinlemedi Birleşmiş Milletler'de falan. Duymadınız mı? Evet, duymadım. Yani, dünya dinliyor. Yani ben biraz önceki sorunuza tamamlamış olayım. Diğer liderin, Cumhurbaşkanı'nın tarzına yakın bir duruş sergilemesinin arkasında yatan esas neden, Cumhurbaşkanı bu tavrı nedeniyle bir popülariteye sahip olması. Bütün yani bir karşılığı bulmasa diğer liderler de Erdoğan'ı takip yani ederler. Onu biraz taklit etmeye belki çalışıyorlar evet. Ama hani yıllar önce dünya beşten büyüktür sloganı artık bir yani motto haline geldi bütün dünyada. Evet. Özellikle de ezilen, baskı gören, zulüm gören halklarda çok muazzam bir karşılığı var. Ben bunun birebir örneklerini onlarca kez yaşadım. Bir kısmını da zaten burada aktardım. Diğer vatandaşlar da bunu evet. Görüyorlardır. Peki bir virgül koyalım müsaadenizle. Kısa bir araya gitmemiz lazım ama aranın öncesinde Murat Hocam size teşekkür edelim. İkinci bölümde bizimle olamayacaksınız. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Ben de değerli katılımcılara selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Görüşürüz hocam inşallah. Çanakkale'ye selam hocam. Peki. Teşekkür ederiz. Kısa bir ara diyelim. Aranın ardından devam edelim. Tekrar merhaba. Para Politik'le karşınızdayız. Gündemdeki gelişmeleri değerlendirmeye devam ediyoruz. Stüdyomuzda konuklarımız Ali Saydam ve Profesör Doktor İbrahim Güran Yumuşak. Şimdi dış ticaret verileri geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da verileri paylaştı. Şimdi ilk etapta bakalım ihracattaki gelişmeye. 2023 Ocak-Ağustos döneminde ihracat miktarı 164,4 milyar dolar seviyesindeyken 2024 itibariyle bu 170 milyar dolar seviyesine yükselmiş durumda. İthalata bakalım. İthalatta 247 milyar dolardan 225 milyar dolar seviyesine gerilemiş durumda. Ve dış ticaret açığı da 82 milyar dolardan 54 milyar dolar seviyesine gerilemiş durumda. Yani burada tabii hiç şüphesiz dış ticareti yani ithalatı önleyici tedbirlerin büyük oranda etkisini görüyoruz hocam değil mi? Yani bu sadece ekonomik yavaşlamayla açıklanacak bir veri değil aslında. Özellikle de altın gibi kalemlerde getirilen düzenlemeler, haksız ithalatı, Ticaret Bakanlığı'nın bu anlamda attığı pek çok adım var. Haksız ithalatı önleyici tedbirlerin de dış ticaret açığı tarafındaki etkilerini görmeye başladık. Bu trend bu şekilde sağlıklı bir şekilde devam eder mi? Evet, çok olağanüstü bir iç dış şok yaşamadığımız takdirde böyle devam edeceği aşikar. Zaten işte derecelendirme kuruluşları ve yabancı uzmanların Türkiye'nin işte kredi notuyla ilgili değerlendirmelerde öncelikle buna vurgu yaptığını görüyoruz. Türkiye'nin malumunuz en büyük açığı altın ve enerjide verdiğini biliyoruz. İşte petrol fiyatlarının daha makul olması mesela bizim için bir olumlu gelişme. Diğer taraftan altın ithalatını da hem içeride üretimi arttırarak, teşvik ederek hem de dışarıdan ithalatına kota ve benzer tedbirlerle kısıtlamalar uygulayarak aslında cari açığı sürdürülebilir, dış ticaret açığını sürdürülebilir hale getiriyoruz. Hı hı. Kaldı ki başta turizm gelirleri olmak üzere hizmet ihracatı ile de önemli ölçüde bu cari açığı dış ticaret açığını kapatıyoruz. Kapatma sürecini bir süredir devam ettiriyoruz. Bunlar olumlu gelişmeler. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin bu hamleleri artarak devam edecektir. Özellikle enerjide hem kendi kaynaklarıyla ve sürdürülebilir kaynaklarla başta elektrik olmak üzere kendisini karşılayabiliyor hale gelmesi. Hı hı. Mesela bu açıdan da önemli bir husus. Maalesef Türkiye'nin bunu işte belki 80'lerde halletmiş olması lazım. Yani bu konuyla ilgili yatırımların, tedbirlerin daha önceden alınması lazım. Ama maalesef bizim özellikle 60-80 arasında
İşte yaptığımız planların ana amacı sanayi dışa bağımlılıktan kurtarmaktı ama 80'e geldiğimizde daha bağımlı hale geldik. En önemli nedeni de yatırım malı üretemeyip enerji dışa bağımlı olmamız. Ne kadar büyürsek o kadar fazla ithalat yapmak zorunda kaldık. Hmm. Ve bunu fonlayacak bir mekanizmamız da yok. Çünkü bizim 1980'de 5 tane tarım ürünü dışında ihracat yapabileceğimiz ürün yoktu. Şu anda geldiğimiz noktaya baktığımızda bir defa ihracatta hem ülke çeşitliliği hem de ürün çeşitliliği bakımından çok geniş bir gama sahibiz. Evet, Avrupa Birliği'nin önemli bir payı var ama malumunuz işte uzun süreden beri sıkı para politikaları uygulamalarına, faiz oranlarındaki işte artışa, ekonominin durma noktasına gelmesine rağmen Türkiye'nin yarısını oraya satıyor olmasına rağmen bu başarıyı sergilemesi önemli bir husus. Bunun arkasında yatan en temel unsurun biraz önce ifade ettiğimiz ürün ve ülke çeşitliliği olduğunu söyleyebiliriz. Yanlış hatırlamıyorsam 150'den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Hatta yine yanlış hatırlamıyorsam 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız 10'dan fazla ülke var. Hı hı. O açıdan ve bu konuda da ihracatçılarımız, iş adamlarımız, girişimcilerimiz oldukça bilinçli ve Türkiye'nin uyguladığı teşvik politikası, genel ekonomi politikasına uygun hareket ederek böyle bir sürece katkı sağlıyorlar. Bu gelişmeler aslında Türkiye'nin ekonomik olarak bundan sonraki süreçte elini de daha fazla güçlendiriyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da konuşmasında, daha doğrusu sosyal medyadaki paylaşımında tabii şuna dikkat çekiyor. Zayıf dış talebe rağmen. Bu zayıf dış talep devam edecek mi bu şekilde sizce? Yani şöyle toparlayayım aslında. Amerika 50 baz puanlık bir indirim yaptı. Neden? Aslında ekonomideki bir durgunluğu görmeye başladı. Özellikle de işsizlik tarafında bir artış var. Öngörülerin üzerinde bir artış var. Çin %5'i, %5'lik büyümeyi, yani bir dönem sadece çift hanelerde büyüyen Çin artık %5'i yakalayamaz hale geldi. İşte Avrupa'nın hali ortada. Avrupa faiz indirimlerine daha erken başladı ama oradaki ekonomik durgunluğu aşabilecek mi? Büyük bir soru işareti. Yani dışarıda talepte bir zayıflama var. Bu şekilde devam eder mi? Faiz indirimleri buna çözüm olur mu? Yani dış ticaretimiz açısından bu son derece önemli. Şöyle, tabii şu anda faiz indirimlerinin konuşuluyor olması aslında ekonomide belki durgunluk anlamında en kötü günlerin geçmeye başladığını bize gösterebilir. Diğer şartlar değişmediği sürece tabii. Çünkü bunun başlamış olması nihayetinde kredi mekanizması üzerinden hem arz hem talep üzerinden ekonomiye olumlu yansımaları olacaktır. Ama burada şunu dikkate almak lazım. Evet, talepte bir ilerleme, gelişme olabilir ama nihayetinde sizin bundan ne kadar istifade edeceğinizin garantisi yok. Türkiye'nin o anlamda avantajları var. Zaten dünya ekonomisinde işte durgunlaşma, durağanlaşma söz konusu olduğunda bile yeni alternatiflerle belki bundan en az etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Cari açık, dış ticaret açığı sonuçları bize zaten böyle olduğunu gösteriyor. O açıdan bundan sonraki süreçte Türkiye lehine bir miktar daha pozitif avantajların ortaya çıkacağını öngörmek mümkün. Tabii Çin büyümesi, yani hiçbir ülke çift haneli onlarca yıl büyüyemez. Bu belli bir noktadan sonra azalmak zorunda. İşte Amerika ekonomisi için, Avrupa ekonomisi için %1'ler, 1,5 büyümeler bile oldukça manidar karşılanıyor. Ama nihayetinde Çin ekonomisinin de dünya ekonomisindeki payı oranı giderek artıyor. Dolayısıyla kaldı ki Türkiye'nin Çin'e ihracatı da oldukça sınırlı. Çok ciddi açık veriyoruz zaten. Dolayısıyla Çin'deki hani daralma belki en az bizi etkileyecektir Amerika, Avrupa ekonomisini. Ben genel olarak dışarıdaki tabloyu anlatmak için aslında Çin'e örnek gösterdim. Burada hani genelleme yapmak, genel bir değerlendirme yapmak önemli ama Türkiye bu olumsuz gelişmelerden daha az etkilenebilir. Hatta bazen eğer bunu iyi planlarsa avantaja bile dönüştürebilir. Ya iki unsur var aslında ihracat tarafında. Birincisi dış talepte yavaşlama, ikincisi de ihracatçı uzun bir süredir kurdan şikayetçi.
Yani kurun rekabetçiliği kaybettiğini, rekabetçi kur avantajını kaybettiklerinden yakınıyorlar ama ihracat rekor kırıyor. İşte ben tam onu da söyleyecektim. Buna rağmen bu başarının elde edilmesi yine bir artı. Dolar 50 lira olsa daha mutlu kur olacak. Bir de işte 40 lira falan olsa. İhracatçılar çok sevinecek dolar 50 lira olsa falan. Ama o zaman tabii yani bunu söylerken böyle bir beklentimiz ya da şeyimiz yok ama biraz abartarak belki izleyicilerin dikkatini çekmek için kullanıyoruz. Evet, o zaman ihracat artar ama içeride bir sürü enflasyon, çok daha fazla olumsuzluk olur. Olmaz mı? Dolayısıyla bu kura göre ki enflasyonun altında arttığı aşikar. Evet. Ama ondan önceki dönemde de üzerinde artmıştı. Aslında yavaş yavaş dengelenmeye başlıyor. Böyle değerlendirmek lazım. Mevcut yani ekonomi yönetimi de işte yönlendirmediğini, müdahale etmediğini, piyasa şartlarına göre belirlendiğini ifade ediyor. Daha önceki dönemlerde de ben hatırlıyorum işte TL'nin aşırı değerlendiğini söyleyenler, yani kurun yükselmesi gerekiyor işte, o zaman şu anda sizin döviz almanız lazım ki yükseldiğinde bir gelir elde edin. Eğer almıyorsanız o zaman buna inanmıyorsunuz. Bir şey soracağım ya, basit veriyordu. Bir şey. Bu Ticaret Bakanımız TİM'le beraber, Türkiye İhracat İstihdam Meclisi'yle beraber ihracat rakamlarını birinde, her ayın birinde açıklamaz mıydı? Bu TÜİK'in açıkladığı veriler. Ha, aşağıda. Evet, TÜİK ve Ticaret Bakanlığı. TÜİK de zaten verileri Ticaret Bakanlığı'ndan alıyor. Bu Ağustos ayına ait veriler. Evet, şimdi Eylül Ekim'in başında, tam Eylül ayının içerisindeyiz, sonra, daha gecikmeli. Ayın başında Ticaret Bakanlığı rakamları açıklıyor, gümrük verilerine TİM'den dayanarak açıklıyor. Birinde TİM'le beraber açıklıyorlar. Evet, Ticaret Bakanlığı desek daha doğru olur. Çünkü TİM zaten Ticaret Bakanlığı'nın tabii, kurumu. Doğru, Ticaret Bakanlığı gümrük verilerinden alarak o rakamları en sıcak veriler olarak ve açıklıyor. Ve doğru verilerdir onlar. Evet tabii, ama TÜİK'in açıkladığı rakamların içerisinde altın ithalatı da var. O yüzden biraz daha farklılaşma var hocam. Evet, yani bir de açık konusunda oradan bakmamız daha sağlıklı olabiliyor. Ha, açığı şey, evet. Veriyor. Yok, Ticaret Bakanlığı da veriyor. Bir zamanlar TİM sadece ihracat rakamlarını açıklardı. Doğru. Ve çok eleştirilirdi. Sadece ihracatı açıklıyorsunuz. Peki ithalat ne oluyor? Şimdi her türlü veri açıklıyor Ticaret Bakanlığı. Bu biraz daha şey, daha analiz edilmiş ve altının da içerisinde olduğu rakamlar hocam. Aslında daha önce de söyledik ama izleyiciler de biliyordur. Altının açık vermesi aslında, hani altınla açık vermek çok olumsuz bir şey değil. Çünkü altın aslında sizin tasarrufunuz. Ha, bunu yurt dışından ithal ederek yapıyorsunuz ama nihayetinde... Ama ithalatı artıran... İthalat yaptığınız için dövizle almanızdan dolayı biz bir sorun yaşıyoruz. Kaldı ki yani bunu sattığınızda da aynı ölçüde gelir elde ediyorsunuz. Bizim ekonomideki temel problemimiz, biz neden işte cari açık veriyoruz? Cari açık verdiğimiz zaman da dövize olan bağımlılığımız artıyor. Yani cari açık kapattığımızda dövize olan bağımlılığımız, hassasiyetimiz azalacak. Yani kırılganlığımız azalacak. Cari açığı artıran en önemli iki kalem de altın ve enerji. Altın ithalatında o yüzden Ticaret Bakanlığı çok önemli adımlar attı. Oraya çok ciddi anlamda kıstı aslında. İşte belki şeyde de, enflasyonist dönemlerde de altın talebi artıyor. Bir de global tarafta da ons bazında, evet, altına olan talepte artış nedeniyle fiyatlarda bir yükselme var. Dolayısıyla talep edilen bir kısmı belki sanayide kullanıyor, çok cüzi bir miktar, ama önemli bir kısmı tasarruf ve birikim amaçlı kullanılıyor. Orada da bunu bankacılık ve finansal sistem üzerinden yapılması en azından maliyetini azaltabilir. O yüzden sıklıkla... Hocam öyle gözüküyor yani, çok doğru teşhisiniz bence de. Şeyde Allah korusun, çok büyük bir afet mafet olmazsa, ki Türkiye yani tam burnunu kaldırıyor Türkiye pandemi, tam kaldırıyor işte 6 Şubat depremi. Yani Allah korusun büyük bir afet olmazsa, özellikle enerji meselesi çözülecek belli ki. Yani hem doğalgaz meselesi, birkaç yatırım var orada bayağı acayip. Ondan sonra bu milli enerji ve maden politikasının stratejilerin devamı süresince, ondan bir de tabii petrol. Bu iş 2026-27'de bitecek gibi gözüküyor yani bu. Kendi kaynaklarımızla beraber zaten, bir de hub olma, hem Türk Cumhuriyeti'nde hem evet, Körfez'in çok güzel anlattı Enerji Bakanı. Yani o oluşan doğalgaz Brent dedikleri, hani 4 tane şey varmış, gaz varmış.
Onlar karışınca kimin gazı nereye onu ihraç edebiliyoruz şeklinde çok önemli bir adım atıyor Türkiye orada. İşte hani Avrupa'nın da başka alternatifi yok. Rusya'yı modelden çıkardığınızda hani Amerika'dan LNG ile olacak iş değil bu. Maliyeti çok yüksek. Zaten çok ciddi işte daralmanın ana nedenlerinden biri de o. Malumunuz Almanya bir önceki kışı sanayisinin bir kısmını kapatarak ve enerji kısıtlamaları yaparak aşabildi. Ayaz'da geçirdi. Biraz hava şartlarının iyi geçmesi onlar için yani bir avantaj sağladı. Dolayısıyla bu sürdürülebilir değil. Türkiye'nin hem güvenlik açısından hem de maliyet açısından bir alternatif olması bundan sonraki süreçte kendi üretimiyle de beraber bu enerji sorununun ülke açısından yavaş yavaş gündemden çıkması gibi bir bizi noktaya taşıyacak. Bir de şöyle düşünün, ekonomi büyüdükçe, geliştikçe, nüfus arttıkça bizim daha fazla enerjiye ihtiyacımız artıyor. Yani biz buna rağmen bunu yapıyoruz. Sanayileşme artışı. Statik değil. O açıdan hani Türkiye'nin hamleleri oldukça yerinde ama gecikmiş. Dediğimiz gibi bunları 70'lerde hadi 80'lerde falan başlamış olması lazım. Nükleer enerjinin mesela. Ya. O dönemde hiç bu tartışmalar gündeme romantik gelmedi. Romantik kararlarla o dönemlerde hatırlayayım. Dolayısıyla hani onun da mesela devreye girdiğini düşünün. Yanlış hatırlamıyorsam %10'unu Türkiye'nin ihtiyacı olanı nükleer İstanbul'un santral karşılayacak. Ya, daha ne yaptık? İkincisiyle ilgili işte hazırlıklar yapılıyor. Hani bu noktalarda gecikmiş olmakla beraber Türkiye hızlı bir gelişme performansı ortaya koydu. Enerji, ulaşım, eğitim ve sağlık altyapıları belki bundan sonra Türkiye'nin 20 yıllık, 30 yıllık ihtiyacını karşılayacak hocam, bir noktaya getirdi. Hocam altyapıda sorun yok da üst yapıda esas problem var değil mi? Yani Cumhurbaşkanı'nın sürekli altını çizdiği hikaye yani soft power dedikleri yumuşak güç konusunda Türkiye'de bayağı sorun var yani. Bütün uluslararası endekslerde bu soyut kavramlar konusunda işte diyelim adalet duygusunun yok gelişmesi yok efendim şeyler eğitimle ilgili ve kültür alanında işte sizin tabii ki direkt alanınıza giren Cumhurbaşkanı direkt o konuda bir açıklaması var. Şeylerin kotasyon citation index'teki üretim sayısıyla üniversitenin yaptığı üretimlerle ilgili falan çok gerideyiz diyor. Yani bu endekslerden yola çıkarak Türkiye'de muhalefette oraya takılıyor zaten. Battık bittik edebiyatının orada temelini oraya dayandırıyor. Şöyle bir şey muhalefet etmek istiyorsanız edecek bir şey bulursunuz. Yani, evet, doğru maalesef. Ama bu indeks ve işte bütün rakamlar, bütün göstergeler benim derslerimde kullandığım bir sık kullandığım bir ibare var. Bütün rakam ve göstergeler hiçbir zaman her şeyi söylemez. Sadece bir şeyi söyler. Doğru. Ve en az yalan, çok yalan, süper yalan ve istatistik diye de bir şey var, slogan var. Çoğu zaman bakıyorum, onlarca gösterge arasından en göze batacak ve kötüye kullanılabilecek olanları seçerek yapıyorlar. Çoğu zaman söyledikleri doğru ama eksik. Eksik, evet. Mesela doğru mesela ama bu, eksik. Evet, bu kriminaliteyle ilgili mesela yaratılan bir atmosfer var. Uluslararası rakamlar tamamen yalanlıyor bunu. Yani dün bakanımıza söyledi suç oranlarında gerileme var diye ama bu sosyal medya üzerinden görünürlüğü çok daha fazla arttırılıyor. Fakat beni endişelendiren hocam, Yeni Şafak'ta da arz etmeye yazdım da Roland Berger diye Avrupa'nın en büyük araştırma kuruluşlarından bir tanesinin son yaptırdığı 3 alandaki bir araştırma var. 35 ülkeyi kapsamış. O da 3 alandan bir tanesi. Birincisi inovasyon, Ar-Ge ve inovasyon. İkincisi sürdürülebilirlik. Üçüncüsü de kilit veya anahtar teknolojiler. Key technologies diyor. Türkçe'ye nasıl çevriliyor bu? Key performance gibi. Yani temel yetenek mi acaba? Yok işte key technologies dediğine göre temel teknolojik şeyler. Yani nedir bunlar?
işte çip üretimiydi. Şeydi, yazılım. Yazılım, çip falan filan temel teknolojiler. Bu üç alanda da Türkiye 35'ler içinde 34-33 falan sırasında. Bu işte üst yapı. Bunlar yumuşak güç dediğimiz alanlar. Burada bir zafiyet söz konusu gibi gözüküyor. Ama o da, o da dönüyor ülke markasını etkiliyor. Ülke markasını etkilediği zaman da sizin hani demin bahsediyordunuz ya şeyle ilgili katma değerli ihracatla ilgili. Evet. Ülke markası da gidiyor doğrudan doğruya şeyi etkiliyor işte o markapı etkiliyor aradaki yüksek burada fiyatı. Söylediğiniz konularda en stratejik kurum. Ben bununla ilgili çok bir, yeni bir veri paylaşıldı aslında dün. İnovasyon Ligi verileri paylaşıldı. Güzel, onu aktarayım mı hemen? Lütfen çok evet, sevinirim. Evet çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da oraya mesaj gönderdi. Biz 10 yılda 68. sıradan 39'a yükselmiştik. Bu güzel bir şey. Dünkü veriler tekrar paylaştı. İki basamak daha yükseldik. 37'ye yükseldik. Nerenin verileri bunlar? Bu uluslararası patent sistemiyle ilgili bir kurum var. İnovasyon kriterleri var. Pek çok madde var. Tamam. Bu maddelere göre de bir değerlendirme yapıyorlar. Ama bundan daha önemli şöyle. Bakan Kacır bazı maddeler paylaşmış. Dediniz ya hani. Bazı maddelere bakar iyiyiz ama bazı maddelere bakar kötüyüz. Şimdi evet 37. sıradayız. Bakan Kacır da şöyle söylüyor. Markalar göstergesinde birinci sıradayız. Enteresan. Oh. Evet. Ne demek bu bizim verimiz değil ama. Yani onların yaptıkları veriler. Onların yaptıkları araştırmanın sonucu. Bu bizim yaptığımız bir araştırma değil. Hani bizim yaptığımız araştırmalara karşı hep bir eleştirel. Tabii yalandır bilmem evet, nedir. Evet öyle falan. Bir bakış açısı var ya. Bu uluslararası patentin vermiş olduğu bir şey. Endüstriyel tasarımlarda da birinci sıraya ulaştık. Faydalı modellerde 9. sıraya yükseldik. Fikri mülkiyet gelirlerinde ise 55. sıradayız. Şimdi biz hep şunu söylüyoruz. Mesela Türkiye'de çok fazla teknopark var. Her üniversitede var. Projeler de üretiliyor. Biz daha kuluçka devresindeyiz. Bunu henüz gelire çeviremedik. O yüzden gelirde 55. sıradayız. Biz ilerleyen birkaç yılda bunu gelire çevireceğiz ve artık katma değerini almaya başlayacağız. Tam hocamın uyardığı nokta benim baktığım rakamlar ilk 35. İlk 35 içine girmediğiniz takdirde veya 34-33 olduğunuz takdirde aslında belki progresyon olarak, gelişme olarak biz belki 65'ten geliyoruz 30'lara. Çok önemli adımlar atılmış olabilir ama hala orada Cumhurbaşkanı da tespiti gidilecek yol orada var. Yani esas biz altyapı yani yollardı, duble yollardı, otobanlardı, barajlardı, efendim şeyler, köprülerdi, şunlardı, bunlardı. Sanayileşmenin önü açılmış vaziyette falan ama döndürüp oraya öbür tarafa baktığımız zaman orada gidilecek bir hayli yol olduğunu orada kritik 3-4 yerde ifade etmiş. Kurumlar, üniversiteler yani yeni bilginin tebrik üretildiği ederim, hocam. Ve mevcut bilginin aktarıldığı ana kurum üniversiteler. O konuda çok, çok şey değerli hocamız. Söylemek isterim. Üniversitelerdeki hocalarımız ne kadar araştırma yapmaya vakit buluyorlar şöyle, ders vermekten. Tabii. Başka bir şey doğru. Söyleyeyim. Dinleyen hocalarımız bana hak verecektir. Üniversitelerde öyle bir teşvik mekanizması var ki KDV vergi iade fişini doldurmaktan daha beter halde şu anda. Ya. Yani şöyle bir mantıkla uzun süre önce dediler ki işte çalışan hoca ile çalışmayan hocaya farklı bir şey yapalım. Kanunen yaptığı yayına ve uluslararası citation'a göre mi? Ama öyle bir ölçümleme haline geldi ki zaten oradan 100 puan almak teknik olarak mümkün değil. Ve bunu belgelemeniz için 5 sayfalık bir yayına 45 sayfa ek koymanız gerekiyor. Yapma hocam. Örneğin ben Özbekistan'da kongre yapıyorum. Bunun uluslararası sayılması için bildiri sahiplerinin, toplam yazarının yarıdan bir fazlasının Türkiye dışındaki üniversitelerden katılması gerekiyor. Ve bunu tek tek sayıyor üniversiteler. Yani ben 100 kişi var orada yazar. Vallahi sayıyorlar. 51'i Türkiye'den gitmiş. Diyorlar sen uluslararası değilsin. Diğerleri de buna benzer. Yani hakikaten şeyle uğraşıyoruz. Yani işte inovasyon, yenilik, Ar-Ge yapmamız lazım. Yani yapanı da pişman ediyorsunuz. Çünkü o yaptığından bir gelir elde etmesi için kaldı ki yani bütün bunlarda tam puan alsanız bile aldığınız para 5-10 bin lirayı bulmuyor. Onu da ifade etmiş hocam oluyor. Çok üzücü ya. Ya dün bir konferans izledim.
Paul Krugman'ı getirmişler. Nobel ödüllü kitabını da ben yayınlamıştım bir zamanlar Türkiye'de. Şimdi istiyorsan 100 tane başkasını getir yani. O adamı getiriyor olmanın nitelik katma değerinin ölçülmemesi çok üzücü. %51 ne hocam bu? Yani böyle ve bunu şey biraz bürokratlar bu hale getirdi. Yani daha az parayı nasıl öderiz, nasıl şey yaparız? Akademik bir anlamı yok bu söylenen şeylerin. Diğerlerinde de öyle. Dolayısıyla birçok hoca hani akademik faaliyeti olmasına rağmen bunlarla uğraşmıyor. Hani 3-5 i̇şte kuruş yapı meselelere bak. Yapmak lazım. Bir de son dönemde üniversiteler maalesef hani işte toplumun önünde giden mevcut potansiyel problemleri önceden işte araştırma yapan proje hazırlayan bir fonksiyon icra etmesi gerekirken çoğu zaman geriden geliyor. Yani özel sektör mesela daha dinamik. O konuda. Hızlıca aksiyon alıyor. Ardından kamu geliyor. Üniversiteler ondan sonra bunu gündem çok alıyor. Yapan istisnalar, iyi çalışan üniversiteler, hocalar tabii ki bölümler var ama ben geneli için konuşuyorum. En kritik sorunlarımızda maalesef taşın altına elini sokmaktan çekiniyorlar. Risk almak istemiyorlar. Evet, hiçbir şey yapmadığınızda da sıfır riskle götürüyorsunuz. Maaşınızı da alıyorsunuz. Şimdi hepimiz yani uzun yıllarda Türkiye'de ihracatta katma değeri yükseltmemiz lazım. Verimliliği artırmamız lazım. Sonra ISO verilerine bakıyoruz. Son açıklanan verilere ilk 500'e bakıyoruz. İkinci 500'e bakıyoruz. Ne kadar acaba Ar-Ge'ye, inovasyona, yatırımlara pay ayırmışlar diye bir bakıyoruz ki karlılıkların artmasına rağmen Ar-Ge'ye ayırdıkları payın düştüğünü görüyoruz. Çok üzücü. Evet yani burada işte biraz daha reel sektörün iş dünyasının kendine bir dönüp bakması gerekiyor. Yani çünkü Ar-Ge uzun yıllar yatırım istiyor. Ve sabır istiyor. Yani 10 yıl çalışırsınız ama 10 yılın sonunda da bir şey elde edemeyebilirsiniz. Yaptığınız yatırım da boşa da gidebilir. Bu riski göze almak ve o sabrı göstermek gerekiyor. Ama gösterirseniz, o sabrı gösterirsiniz ve 10 yılın sonunda da bir şeye ulaşırsanız o zaman siz o gün ne kurdan etkilenirsiniz ne de asgari ücreti tartışan bir işletme olursunuz. Tüm bu tartışmaları geride bırakan, ürettiği ürünle bütün dünyada rekabet gücünü, avantajını yakalayan bir işletme haline gelebilirsiniz. Ya Semra Hanım, yani o kadar önemli ki sizin tespitiniz. Onun karşılığı da var yani. İnovasyonu Türkçe'ye çeviremiyorlar bir türlü. Yani mecburen Yenilik diyoruz ama. Hocam yenilik değil tabii yani. İnovasyon, yenilik, yenileşim falan diye böyle uydurukça bir takım bir şeyler koyuyorlar mevcut ama. Mevcut şeyin değiştirilmesi, daha verimli hale hayır, getirmesi. Hayır ama Türk Dil Kurumu'nda inovasyon olarak yok. Girmiş yani. Girmiş. Ha, girmiş mi? Var mı şu an? İnovasyon var yani Türk Dil Kurumu'nda. Ya ama Türkçe'de bir sürü dışarıdan aldığımız kelimeler var. O yüzden sustainability de öyle ya. Yani sürdürülebilirlik deyince orada yani bu tercüme kopyala yapıştır işlerde bayağı bir problem var Türkiye'de yani çok dikkat etmek lazım. Biz ilk kongreyi yaparken İngilizce adını International Conference on Knowledge, Economy and Management demiştik. Mesela buradaki knowledge değil, siz information'ı kastediyorsunuz diye o dönemde bir tartışma vardı. Olmaz mı canım? O da, halbuki ikisi de farklı şeyler. Abi. Sonra hani bizim tercihimizin daha doğru olduğu ortaya çıktı. Çünkü enformasyon insan aklının devreye girmeden makinelerle, yazılımlarla yaptığı bir sonuç. Ama hani Semra Hanım'ın söyledikleri çok önemli. Burada şuna vurgu yapmak lazım. Hani Ar-Ge'yi ve inovasyonu büyük ölçekli firmalar yapabilir. Zaten marjda olan, karlılığı sınırlı olan küçük ölçekli, orta ölçekli firmalardan böyle bir şey beklemek çok akıl kârı değil. Türkiye'deki işletmelerin de %98'inin KOBİ olduğunu düşünürsek. Öyle olunca hani kamu desteğine yönlendirmesine ihtiyaç var ama Türkiye'de de bu alanda müthiş destekler ama ve çok teşvikler destek var. Kamusal destekler ama çok işte fazla. Burada mesela üniversiteler teknoparklarla bu sürece dahil edilmeye çalışılıyor. Orada hani bazı İstanbul'daki üniversitelerin çok iyi işler yaptığını görüyoruz. Ama çoğu zaman da işte bu söylediğimiz üniversitelerin kendi teşvik problemleriyle alakalı bir motivasyon ortaya çıkmıyor. Şöyle ki mesela o teşvik modeli ilk önerildiğinde ben şuna itiraz etmiştim. Tam da söylediğimizle örtüşüyor. Siz bir uluslararası patent aldığınızda size sistem 100 puan veriyor.
Yani bir yıl alabileceğiniz maksimum puanı bir uluslararası patentten almış oluyorsunuz ki bu kadar yüksek puan veren herhangi bir faaliyet yok bu arada. Yani uluslararası citation'daki bir makale bile 10 puan falan veriyor ya. Size. O kadar önemli bir şey ama onun 30'unu sayıyor. Çünkü her kalemden diyor ki 30 puanın üzerinde saymam. Yani siz 3 yıl uluslararası patent için uğraştığınızda 2 yıl hiç almıyorsunuz, 0. 3. yılda 30 veriyor. Böyle olmaması lazım. Örneğin eğer bu patent alıyorsa tam tersine 3 yıl ona tam teşvik verilmesi lazım. Çünkü hakikaten dediğiniz gibi riskli, uzun vadeli süreç. Bir de mali süreçleri de yürütmekte zorlanıyorsunuz. Dolayısıyla burada şeyde işte uygulamalarda, teşviklerde ortaya çıkan muradın fiili olarak gerçekleştirilmesi için bu işbirliklerinin ve üniversitelerin biraz daha bu sürece de müdahil olması hocam, lazım. Hocam bu konu Semra Hanım'ın dergisi için ideal olur. Hükümetimize de yön verir. Geçen sayıda zaten buydu. Eyvallah biliyorum. Oradaki tam şey sularını söyledi Semra Hanım. Evet. Orada yani benim de şeyim beşeri sermaye. Evet. Bu arada bilgi ekonomisi indeksi diye bir endeks var. 4 kategoriyle çok ölçüyor ülkelerin. Ya. Birincisi patent, telif, yayınlanan işte eser, onları sıralıyor. İkincisi teknik teknolojik altyapı, internet kullanıcı sayısı, bant genişliği ve benzeri. Üçüncüsü beşeri sermaye, ortalama okur yazarlık, okullaşma oranı. Dördüncüsü de kurumsal yapı, yani mevzuat, teşvik, telif konularında ne kadar bunu destekliyor. Hocam bu ne kadar zamandır var, böyle bir benchmark var mı? Uzun süreden beri var ama her yıl güncellenmiyor rakamlar. Türkiye'nin oradaki süreci olumlu. Hani son dönemde de hızlı artış var. Mesela benzeri bir hesaplama eğitim, sağlık ve gelirle ölçülen Human Development Index diye bir endeks var. Ben hatırlıyorum doktora tezini yazdığım dönemlerde Türkiye yüzlere dayanmıştı. 150-160 ülke arasında. Şu anda 45. sırada. Ve en önemli şey de... Bu bilgi ekonomisi de bir endeks olarak mı? Tabii. Bilgi indeksi diye var. Bir de bilgi ekonomisi indeksi diye ölçülüyor. Beşeri kalkınma indeksi ya da insani gelişme indeksinde de şu anda ya 41 ya 45. Dün derste baktım ama... Önemli olan şu, bütün ülkeleri gelire göre sıralıyorlar. Bir de eğitim ve sağlığı katarak sıralıyorlar. Türkiye şu anda artı 2'de. Daha önce -14, -17'deydi. Yani bu gelirin gerektirdiği eğitim ve sağlık altyapısına sahip değildik. Şu anda gelire göre daha iyi bir eğitim ve sağlık göstergesine sahibiz. Mesela ortalama eğitim yılı 9 yıla çıktı. 2000'li yılların başlarında biz daha 4,5 falandık. Yani yeni ilkokulu bitiriyorduk. Şu anda ortaokulu bitirdik. Ortalama olarak liseye geçtik. Başka bir ifadeyle Cumhuriyet'in ilk 80 yılında 4'e kadar çıkarabilmiştik. Son 20 yılda bunu 2 katına çıkardık mesela. Eğitim konusunda muazzam bir performansımız var. Evet. Aynı şey sağlıkta. Orada da ortalama yaşam şu anda 79-78 yılda. İşte bunun çok önemli unsurlar hocam. Kesinlikle ama bundan sonraki süreçte de daha niteliği ve kaliteyi merkeze alan daha yüksek katma değerli ürünleri hocam, üretip satmayı bozulan. Bunları anlatamıyor muyuz acaba ya? Şimdi endişelendim. Biz anlatıyoruz ama yapma konusunda belki biraz eksiklerimiz var. Şimdi biraz siyasete devam edelim. Mansur Yavaş aday olurum dedi. Çok net konuşuyor. Evet. Zamanı değil biraz üzülüyorum. Bir de olmayacağına yönelik röportajların falan olduğu bir şeyde. Eyvallah. Gelirse teklif gelirse, partimiz aday gösterirse aday oluruz demiş. Evet. Dörtlü. Yani CHP'nin içerisinde bir bölünmüşlük mü var? Dört başkan var. Ne oluyor? Dört eş başkan var şimdi. Var değil mi? Özgür Bey var. Kemal Bey var. Efendim var potansiyel tabii ki. Çok ciddi bir var. Destekçisi var Mansur Bey'in. Tabii bir de esas oy star Türkiye'nin Zelenski'si Ekrem Bey var. Yani Türkiye'nin Zelenski'si derken biz onu spin doctor dedikleri iletişimde böyle bir enteresan figürler vardır. Ona benzettiğimiz için kullanıyoruz. Yani füzeler atılıyor, Rusya, Ukrayna birbirine girmiş, kan revan,
ortalık yıkılıyor. Vogue dergisine eşiyle beraber poz vermek mesela çok önemli bir spin doctor efektidir. Bir beyefendi de bizim Ekrem Bey de var. Şu anda şey tutturdu ya, derhal mahkeme karar versin. Mahkum olayım istiyor. Ama şöyle bir açıklaması var onun da. Yani yargıyı tehdit olarak değerlendirilebilecek bir açıklama. Umarım yargı mensupları da bir hata yapmaz demiş. Tabii. Bu şöyle diyor. Eğer beni mahkum ederlerse gibi. Diyor. Hı-hı. Bu 2028'e kadar iktidar kalmaz diyor. Bu kadar ileri gitti yani. Hı-hı. Maşallah. Sokağa çıkar mı? Öyle bir şey de. Bu halk isyan mı eder, sokağa mı çıkar? Falan filan. Böyle acayip. Bu arada belki de yani konuşmamız gereken bu Amerika Birleşik Devletleri ziyaretiyle ilgili en önemli ayrıntılardan bence bir de Türkiye'vi. Türkiye ile ilgili çok tartışmalar vardı, hatırlarsınız. Ne yapıldı, gereksizdi, kendin bu kadar para harcadı gibi. İşte kendi kendine ağırlıyorsun. Evet, çok yatırım. Olur mu ya, bütün şeyleri orada ağırladı ya. Yani Alman, Amerika'da, New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti liderleri. Evet. Ya, normalde olmasa, Türkiye'vi olmasa ne olurdu? 4-5 yıldızlı otellerden bir tanesini, odalarından bir tanesini kullanacaklar diye veya salonlarından. Ne olurdu o zaman? Yani diplomatik açıdan iki liderin bir araya gelmesi ya da iki liderin görüşmesi olarak değerlendirilecekti. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri Türkiye'vinde ağırladığı için onları kabul etmiş oldu. Yani bu hakikaten Halit Refik'in meşhur lafını her zaman aklıma getiriyorum yani. Ali'cim derdi bana, vicdansızlarla akılsızlar arasında kaldım derdi yani. Ya bakıyorsun bir akılsızlık var işin içinde ya bir vicdansızlık var yani. Bu hakikaten vicdansızlık yani. Burada o Türk evinin ne kadar yararlı olduğunu, uluslararası politika açısından, Türkiye'nin uluslararası düzeyde konumlandırılması açısından artık yani Sağır Sultan, Mısır'daki Sarı Sultan duydu, görüyor. Bizim muhalefet oradan işte yani bir de sürekli bir abartı. Özgür Özel de New York'taki ziyaretinde Türk evine gitti. Evet, o evet, hepimiz için gurur kaynağı demiş. Beğenmiş Özgür Özel de. Evet, o da böyle numaralar yapıyor. Niye şeyde cenazede beni konuşturmadınız falan filan gibi şeyler yapıyor ya. Bu Türkiye ile ilgili şeyinizin yanıtı bu. Çok net tabii orada. Müthiş bir kıskançlık var ya. Ne lüzum var efendim? 600 kişi gidiyorlar. Ne lüzum var işte falan. Evet, evet. Yok işte iki uçak. Onların bir kısmı güvenlik zaten, bir kısmı önden. Yani oraya gidip araba mı kiralasınlar yani? Araçları götüren bir uçak var. Ama dünya bile. Liderleri öyle ziyaret ederler. Yani eyvallah. Aşçısıyla, güvenliğiyle. Çünkü ya yani... Oradaki herhangi bir yemeği yemez. Herhangi bir şeyi yapamaz. Olmaz yani. Tabii canım. Yüzden... Öyle şey olur mu? Yani bu Amerikan başkanı Türkiye'ye geldiği zaman neler yapıyor? 6 ay önceden herifler geliyor. Şeye başlıyorlar. Kamp kuruyorlar burada. Şunu ifade edelim. Yani bu Türkiye'nin uluslararası konumlandırılmasını alışık değiller çünkü. Hepsi böyle bir aşağılık kompleksi içinde olduğu için bu muhalefet takımı. Efendim ne lüzum var böyle şeylere falan. Evet. Bak Danimarka işte başbakanı bisikletle gidiyor falan. Ya Türkiye ile Danimarka karşılaştırdığı tehdit unsurlarını düşünsenize Türkiye'nin yani. Olacak iş mi yani? Tabii ki götürecek korumalarını oraya yani. Ne yapacak oradan, koruma mı kiralayacak Amerika'da Sayın Cumhurbaşkanı? Olacak iş mi? Yani Türkiye ile Danimarka'nın, İsveç'in tehdit unsurlarını karşılaştırmak mümkün mü yani? Evet. O nedenle... Bir de tabii ekonomik açıdan da ticaretle ilgili de çok fazla toplantı yapıldı oraya. Dolayısıyla ciddi bir ekonomi kurmayları ve iş dünyasından da temsilciler de gitti bu ziyarete. Orada önemli temaslarda bulundu. Bakan Şimşek işte dünyanın en önemli yatırım bankalarının temsilcileriyle, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Ve Türkiye'nin makroekonomik olarak nereden nereye geldiğini aktarmaya çalıştı. Hem ticari açıdan son derece önemli toplantılar yapıldı. Hem de yatırım açısından da önemli vakit yerlendirecek toplantılar. Hocam da demin ifade etti. Her şey aslında bütün trendler pozitife doğru makro düzeyde gidiyor. Buradaki temel mesele bunun milletin ekonomik sıkıntının cebine yansıması noktasının düzeltilmesi ki bu biraz sabır gerekiyor. Biraz da dayanma gücü. O da işte belli ki 2026'ya kadar
bir dönem var. O 2026'ya kadar olan dönemi Türkiye atlarsa... Bakan Şimşek 2025'in ikinci yarısı dedi. Halkın hissedebileceği dönem o dönem ufak başlayacak. Ufak ufak, yani öyleyse tam işin seçmen tam davranışına etkisi. Bakın beni ilgilendiren kısmı o. Yani bu seçmen davranışına etki. Öyle bir lokmacık şeyi, enflasyon göstergelerinde biraz düzelmeler, insanın harcama gücünde biraz şey falan yetmez. Müzik çalmaya başladı. Bitti mi program? Evet, süremiz bitti. Ben sadece şeye katkı sağlayayım. Türkiye'vi gibi bizim yurt dışındaki bütün etkinliklerde, projelerimizde işte TİKA, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların muazzam bir karşılığı var. Yani siz orada kendinizi misafir hissetmiyorsunuz. Örneğin ben Malezya'ya bir İslami finans ekibi götürdüğümde oradaki Yunus Emre Enstitüsü'nde ağırladık onları, ders verdik. Evet. İşte Özbekistan'da kongre yaptığımızda TİKA bize destek veriyor. Evet, evet. O yüzden Türkiye'nin de Amerika'da faal olması müthiş bir imkan sağlıyor, potansiyel sağlıyor. Yani TİKA, Yunus Emre Enstitüsü gerçekten dışarıda çok ciddi başarılar elde ediyor. Mısır'da mesela, Mısır'da Türk dizilerinin İhracını kolaylaştırma anlamında da Yunus Emre Enstitüsü'nün çok önemli bir başarısı var. Orada Türk dizileri nedeniyle Mısır'da insanlar Türkçe öğrenmek istiyorlar. Ve Yunus Emre Enstitüsü'ne Türkçe öğrenmek, Türkçe kurslarına gidiyorlar. TİKA bir yerdeydi, şimdi tam hatırlayamıyorum. Yani Makedonya civarında bir yerdeydi. Hiç cami yok. Müslüman halk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıyor. Cami istediklerini söylüyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan TİKA'yı görevlendiriyor ve TİKA orada muhteşem bir yani hem cami, aynı zamanda da bir kültür merkezi ve konaklama merkezi inşa ediyor. Harikaydı. O yüzden yani TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gerçekten dışarıda çok iyi işler yapıyor. Kordova'da ben açıktan ezan duyduğumda çok şaşırmıştım. Takip ettiğimde TİKA'nın restore ettiği küçük bir mescit olduğunu gördüğümde müthiş mutlu oldum hatırlıyorum. Gerçekten Balkanlar'da restore ettiği çok sayıda cami var, Osmanlı'dan kalma. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Para Politiği noktalıyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.